Selamlar. Kıymetli meslektaşlar, değerli izleyiciler, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Avukatlıkta Niş Alanlar isimli programımızın ikincisini bu akşam yapacağız. Geçen haftaki konumuz kişisel verilerin korunması kanunu hakkındaydı. O konuda konuğumuz bizi aydınlattı. Bu akşamki niş alanlarla ilgili konumuz konkordato hukuku olacak. Bu alanla ilgili olarak da kıymetli bir üstadımız var. Kendisi de sağ olsun bu akşam misafirimiz olacak, bizi aydınlatacak. Onun için sözü Aynur Hanım'a bırakıyorum. Herkese iyi yayınlar, iyi seyirler diyorum, iyi izlemeler diyorum. Herkese merhaba. Avukatlıkta Niş Alanlar serisinin ikinci bölümüyle tekrar beraberiz. Bu hafta konkordato hukuku üzerine konuğumuz Sayın Avukat İhsan Özkan olacak. İhsan Bey'e biz kendi sorularımızı zaten yöneltiyor olacağız ama sizler de eğer sorularınız varsa bize yorumlarla beraber bunları iletebilirsiniz. Bunları da İhsan Bey'e soruyor olacağız. Eğer İhsan Bey hazırsa onu da yayına alabiliriz. Merhabalar İhsan Bey, hoş geldiniz. Merhabalar meslektaşım, merhabalar Aynur Hanım, merhabalar Taşancığım. Hoş geldin İhsancığım, iyi yayınlar diliyorum. Bizi kırmayıp bu Hoş bulduk. akşam konuğumuz olduğun için çok teşekkür ediyoruz. Konu önemli bir konu. Genelde avukatlar arasında konkordato avukatı, iflas avukatı veya bazı böyle avukatlık alanları sorulduğu zaman yani hakikaten bir ağırlık hissedilir. Konkordato avukatlığı da yani ağırlık gerektiren bir avukatlık. Dolayısıyla senin de yani hani ağırlığını biliyoruz. Onun için kırmayıp bu Estağfurullah. akşam konuğumuz olduğun için çok teşekkür ediyoruz. Ben de teşekkür ederim. Evet Aydın Hanım, başlayalım derim. O zaman İhsan Bey, ilk önce ben size şöyle bir soruyla başlayayım. Bu konuyu hiç bilmiyorum, hiç tecrübe etmedim. Tecrübe eden de zaten çok sınırlı meslektaşımız olduğunu düşünüyorum. Öncelikle konkordato hukuku nasıl bir alandır? Bu alanda çalışan avukatlar nasıl olmalıdır? Bir şöyle bir alana yavaştan giriş yapabilir misiniz? Eğer ben konkordato hukuku ile ilgilenmek istersem gelecekte, öncelikle yapmam gereken şey ne olmalı? Şimdi konkordato hukuku aslında tasfiye hukukunun bir parçasıdır. Şimdi tasfiye hukuku deyince ne anlamalıyız? Malumunuz bir insan vefat ettiğinde devreye giren hukuk dalı miras hukukudur. Şahsın mal varlığını miras hukukuna göre tasfiye edersiniz. Şimdi bana sorarlar, işte neyi yapmayı seversiniz ya da işte ne avukatı diye tarif edersiniz kendinizi. Ben hep şaka yollu şey derim. Hep alacak, hiç vermeyecek avukatı. Yani tasfiye hukukuna girdiğinizde bu olay tüzel kişilerin tasfiyesidir. Yani gerçek kişinin tasfiyesini miras hukuku yaptığı gibi tüzel kişinin tasfiyesini de iflas hukuku yapar. Konkordato iflas hukukun bir parçasıdır. Peki konkordato ile ne yaparsınız? Teorik olarak size küçük bir açıklama yapayım. Sonra da bunu bizim avukat meslektaşlarımızın müvekkilleriyle yaşadıkları hayat içinde biraz somutlaştırmaya çalışayım. Çok sevinirim. Konkordato İtalyanca bir kelime. Karşılığı birebir anlaşma demek. Hatta İtalyanlar buna biraz daha böyle İşte kalpten duygularla tam anlaşma, uyuşma benzeri gibi çeşitli manalar veriyorlar. Latince kökenlerinden iniyorlar kelimenin. Bunun tam özü karşılıklı anlaşmadır. Konkordato ile neyi sağlarsınız? Bir firma vardır ya da bir borçlu diyelim kanunun tabiriyle. Kanunda eskiden var olan iflas ertelemede bir mutlaka iflasa tabi şahıs olması gerekiyordu. Konkordato'da değişiklik bir şey oldu. Pratik bir şeyden başlayalım şimdi mesela. Borçlu olan her kişi, gerçek kişi ya da tüzel kişi, konkordato talep edebilir. Konkordato talep ettiğinde ne olur? Bu kişi borçlarını bir tarafa yazar, alacaklarını öbür tarafa yazar. Der ki ben alacaklarımı alıp borçlarımı ödemekte zorlanıyorum. Yani bunun piyasadaki tabiriyle benim alacaklarımın vadesiyle borçlarımın vadesini karşılaştırdığınızda
borçlarımı daha erken ödemem gerekiyor fakat alacaklarımı almaya daha çok zaman var demektir. Bu durumda olan bir borçlu ne yapar? Bu işle ilgilenen, kendisine tavsiye edilen birisini arar. Der ki, avukat bey, ey hukukçu, benim durumum budur. Siz de konkordatoyla ya da bu tasfiye hukukuyla ilgileniyorsanız şunu yapmanız lazım. Oturup şirketi ya da borçlunun durumunu incelemeniz lazım. Alacaklarını, borçlarını, alacaklarının tahsil kabiliyetini, alacaklarının vadesini, borçlarının imtiyazlı olup olmamasını, kime ne miktarda borçlu olduğunu, borçlu olduğu kişilerle ticari alışverişinin devam edip etmediğini, yani onun borçlu olduğu kişilerin o alacaklarını tahsil edebilmek için bu borçluyu yaşatıp yaşatmayacaklarını, çeşitli imkanları, ihtimalleri değerlendirirsiniz. Sizin borçlarınız bunlar, alacaklarınız bunlar. Bunları karşılaştırdığımızda eğer konuda talep edecek olursak, yani sizin alacaklarınızın kapınıza gelmesini engelleyecek olursak, siz çalışır bu borçlarınızı ödeyebilirsiniz. Zaten borçlular size bu düşünceyle gelirler. Siz de bunu planlarsınız. Konkordato'nun başlangıç süreci de budur. Kanundaki belirli şartlar, şekiller, şemaller sağlanır. Gerekli belgeler tanzim edilir. Yaklaşık 40 kadar kalem hazırlanması gereken evrak vardır. Bunların hepsi hazırlanır. Klasörler dolusu sıralanır. Onlar da hatta böyle bizim şimdiki ticaret mahkemesi başkanlarının bazıları böyle takımlı kafada fihristini falan düzgün yaparsınız numarasına kadar. Ötürü önüne üstüne dilekçeyi koyarsınız. Orada fihriste bir tane evrak yanlış bir yerdeyse dosyanızı geri çağırırlar. Avukat bey dediler gelin bu evrak bulunamıyor. Yani böyle komik şeylerle de karşılaşırsınız. Onların hepsini düzenlersiniz. Hakim dilekçeye bakar. Ön proje ve de onun üzerine bir bağımsız denetim raporu mevcut. Ve size konkorda mühleti verirler. O mühleti aldıktan sonra borçlunun hiçbir malı hazzedilemez. Kanundaki istisnalar hariç. Bu da bir süreçtir. Bizim meslektaşta mesleğe girdiğimizde bizden büyük meslektaşlarımızın, üstadlarımızın bazılarının dediği bir laf vardı. Benim hep kulağımı küpe ettiğim bir laftır o. Avukatlık şey değildir. Kanunu, mahkeme kararlarını, bu işle ilgili olan, gerekli olan her tür mevzuat yükünü sahip olmak, bilmek değildir. Bunu böyle değerlendirecek olursanız, o zaman bunun bir öbür aşaması şudur, mahkemenin ne karar vereceğini bilmeniz gerekir. Oysa bu mümkün değil. Almanların güzel bir lafı var. Diyorlar ki sosyetenin içinde ne olduğunu, kadının kalbinden geçeni, hakimin ne karar vereceğini sadece Tanrı bilir. Yani çok ince bir şeydir bu. Bunu bilmenize imkan yok. Zaten bilmeniz de gerekmiyor. Avukat olarak sizin yapmanız gereken şey süreci yönetmektir. Davada da böyledir mesela. %100 kaybedilecek bir dava da olur mesela. Yaşarız yani bunu. Davayı kaybedeceğimizi biliriz. Ama o süreci yönetmektir mesela. Konkordato yönetmesi bakımından biraz zor bir süreçtir. Nasıl zor? Bir kere avukat olarak bu işin içine girdiğinizde en başta sizin müvekkilinizden başlayarak herkes sizi kendi düşüncesine, kendi kalbi hislerine göre yönlendirmeye, kanalize etmeye ve kandırmaya çalışır. Yani bu çok ilginç bir süreçtir konkordato ya da tasfiye süreci. Borçlu bir taraftan çeker, borçlunun mali müşaviri bir taraftan çeker, şirketin içindeki müdür bir taraftan çeker, konkordato komiserleri başka bir yerde ayak direr. Yani komplike bir süreç yönetmekten bahsediyorum. Herkesi belli bir doğruya kanalize etmek lazım. Ben isterseniz size bu konkordato sürecinin, tasfiye hukukunun ne olduğunu ilk başta anlattım. Somut olarak nasıl yaşanır bunu anlatayım. Şimdi borçlular sizi arar. Bir yerden duyarlar. Derler ki böyle bir işimiz var. Bizim konkordatomuzu yapar mısınız? Benim ilk attığım şey şirketin ticari defterleri, mali kayıtlarıdır.
Ha, şimdi aynen. Buna bir mali müşavir gözüyle bakmam yalnız Aynur Hanım. Buna bir mali müşavir aynen gözüyle bakmam. Aynen. Şimdi ben tam olarak bunu soracaktım. Yani mutlaka konkordatoda şimdi ticari defterleri okurum diyorsunuz. Ama bunu bir muhasebeci, bir maliyeci kadar bakmam, o kadar çok derinine inmem diyorsunuz. Ama günün sonunda mutlaka bunlarla sizler de karşılaşıyorsunuz ve ona göre bir hesap. Tabii. Sormanız gereken ana noktalar var. Konkordato hukukunda aynı zamanda avukatların yanında mesela danışmanlık aldığınız bir muhasebe ve maliye de oluyor mu? Yoksa siz sadece avukat olarak avukat olmanız vasfınızla bu işi devam edebiliyor musunuz? Şimdi şöyle düşünün. Mesela benim sevdiğim alan ya da uzmanlaştığım alan demin şaka yolda söylediğim gibi hep alacak hiç vermeyecek hukukudur. Yani tasfiye hukukunu severim. Şimdi tasfiye hukukunu severim ama benim bir müvekkilim vardır. Bir ceza dosyası olur. Benden bir ceza avukatlığı alamayacağını bilir. Ama avukat mantığı olarak der ki ya İhsan abi ne diyorsun? Bir de senin fikrini alalım. İşte o noktada ben de çok mali müşavir tanırım. Ama bazı mali müşavirler de benim gözettiğim, ayırdığım insanlardır. Onların bazılarından bizzat işin içine sokamasam da incelemeye, bazı elimdeki verilerle döner, onların da kontrolünden, süzgecinden geçiririm. Şimdi somut olarak birisi sizi aradı. Konkordato yapmak istediğini söyledi. Ne yapmanız lazım? Avukat olarak sizin buna yapmanız gereken şey şudur. Bu şirketin mali kaydını, mali cüzdanını, nüfus cüzdanını, mali bilgilerini kontrol etmeniz lazım. Bu kontrolünü yapmak için ticari defterden isminin cisminin dışında biraz bir miktar fazla anlamanız gerekir mi? Gerekir. Eğer bu işi hakkıyla yapmaktan bahsediyorsak bakın. Yoksa mesela şu an İstanbul'da, Ankara'da, büyük şehirlerde benim bildiğim önlerine gelen her konkordato dosyasını istenen para verildiğinde alıp yürüten ve bu noktada sorumlu yanlarında çalışan avukatlara veren bürolar var. Ben onların tarzına saygı duyuyorum. Olabilir. Yanlarında çalışan avukatlara çok güveniyor olabilirler. Ama konkordato gibi bir olayda kişinin yanındaki avukat ne kadar mahir olursa olsun çalışan personeli az buçuk şirketi tanıması bilmesi lazım. Yani böyle şikayetlerle çok gelen olur. Ben geldikleri zaman derim ki ilk başladığınız yer neresiyse lütfen oradan devam edin, oradan gidin. Yarı yolda alınmayacak bir iştir bu konkordato dosyası. Zor bir iştir gerçekten. Yani başında sen kurgulamazsan, hani tasfiye hukukunu dedim, başında kurgulamazsan. En azından benim tarzım budur. Alıp başta kurgularsınız. Şirket size geldi, mali kayıtlarını incelediniz. Mali kayıtlarını incelemekten kastettiğim nedir? Nereye ne borcu olduğunu bilmeniz lazım. Kime ne miktar borcu olduğunu kuruş kuruş size notlamalı. Ama bunun öncesinde borç kalemleri ağırlıklı olarak kamuya, bankalara, işçilere, piyasaya, leasingli borçlara, rehinli borçlara tek tek ayrıntılarını görmeniz gerekir. Bunun da sebebi şudur. Şimdi konkordatoyu aldınız. Amacınız nedir? Bu şirketin borçlarını ödeyip selamete kavuşması. Değil mi? Tabii ki. Bunu yapmak için ne yapacaksınız? İşin sonunu planlamanız lazım. Bu şirket aylık kazandığı gelirle aylık ne kadar borç öder? Bu işin temeli bir, aylık ne ödeyebilir? İki, bu ödemeyi ne zaman başlayabilir? Öncelikle bütün takipler durduruldu. Bir havuzu dolduran gelir vardı, 100 tane musluk. Bir de akıtan 4 tane musluk vardı. İşte krediler, vergi, işçiler, piyasa gibi. O muslukları da kapattınız, akmıyor artık. Sürekli havuz doluyor. O dolan havuzdan zorunlu olan giderler düşüldükten sonra, kira, vergi, SGK, işçiler, zorunlu piyasa tedarik koşulları, lojistik, bunlar düşüldükten sonra ne kadar ne ödeyebilir? Aylık ödenebilir kapasiteyi çıkarırsınız. Sonra da borçları sırayla tasfiye etme yoluna gidersiniz. Bu işte de karşınıza başka sıkıntılar çıkar da şimdi onu biraz öteye atalım. Bu planı yaptığınızda 23 ayın sonunda ya da işte 12 ayın sonunda, 18 ayın sonunda, bir şeyin sonunda, yani bunun evreleri vardır. O evrelere göre belli bir sürenin sonunda
neyi nasıl neyle ödeyeceksiniz, ne kadar ödeyebilirsiniz, bunları planlamanız lazım. Şimdi bu geldiği zaman da şirket ya da borçlu kişi, ben yaptığımdan en az 10 kat konkordato talebini reddetmişimdir. Sebebini söyleyeyim. Şimdi gelir. İş olarak. Şimdi bakın, dersiniz ki bakın 3 ay bunun ilk mühleti. 2 ay uzatması etti 5 ay. 12 ayda kesin mühlet ne etti? 17 ay değil mi? Evet. Bunun üzerine döndünüz 6 ayda uzatma aldınız etti 23 ay. Şimdi bakıyorsunuz. Neredeyse 2 yıl. Evet. Artı aslında bir 6 ay daha konkorda tasdik görüşmelerinden dolayı ekstra bir uzatma imkanı vardır. Hakimin de daha onu görmedik. Göreceğimizi sanmam. Öyle bir cesur peki, hakim bulunmaz. Peki İhsan Bey, şunu sormak istiyorum. Mesela şimdi yaklaşık bir 2 yıllık bir süreçten bahsettik. Bu 2 yılında da sizin gösterdiğiniz emek, çaba hep aynı şekilde mi, aynı yoğunlukta mı devam ediyor? Yoksa bu konkordato hukukunda asıl ilk giriş aşaması çok zordur ama daha sonrasında işler yavaş yavaş azalır şeklinde. Bu işte en büyük zorluk baştadır. Gerisi bana göre kolay bir süreçtir. Ama ilk başı gerçekten çok zordur. Kurgulama meselesi. Demin tam işte onu anlatıyordum. 23 ayın sonunda bu firma ya da bu borçlu borçlarını ödeyemez. Borçlarını ödeyemediği için sizin bu projeye nasıl gireceğiniz önem arz eder. İnce bir tüyo söylüyorum. Şirket ya da borçlu, şahıs ya da tüzel kişi. Konkordato talep etti. Konkordato talebinde siz değerlendirdiniz. 23 ayın sonunda bu firmanın bu işi başaracağını öngördünüz. Başaramama ihtimalinde sizin dosyayı nasıl götürdüğünüz önemlidir. Oranın ince tüyosu şudur. Şirket bilançosunu, borçlu bilançosunu sunarken borca batık mı sunacaksınız yoksa borca batık değil mi diyeceksiniz? Yani eğer şirketin bilançosu borca batıksa bunu borca batıktan çıkarmanız çok zordur. Ama borca batık bir firmayı da 23 ayın sonunda beceremediğinde bu işi mahkeme iflasa sürükleyecektir. Evet. Şimdi 23 ayın sonunda sen şu an borca batıksın. Biz bu sistemle girdik. 23 ayın sonunda çıkamama ihtimalin çok yüksek. İflas edersin. İflas etmek senin için ne kadar büyük bir yaradır ya da kabul edilemez bir olgudur. Bunu sorduğunda borçlunun kararı şu olur genelde. Hayır, biz bunu aşacağız. Borçları ödeyeceğiz. İşte avukat arkadaşlar mesela burada sordukları bir şey vardır. Ben size pratik metot gibi söyleyeyim bunu. Bizim derslerin pratik çalışması gibi. Şimdi borca batık olduğunu bildiğiniz, 23 ayın sonunda bu işi başaramayacağına inandığınız, iflas edeceğini gördüğünüz firmadan siz avukat olarak alacağınızı nasıl alırsınız? İşte konkordato firmaları geldiğinde, yani konkordato başvurucuları geldiğinde, her gelenin karşılığında 10 tanesini reddetmemin sebebi budur. Hayal dünyasında yaşarlar insanlar. Ya çok geç kalırlar ya da öyle bir size mali bilançoyla, mali evrakla gelirler ki sizin onu düzeltmeniz ve yoluna koymanızın imkanı maalesef mevcut değildir. Yani ben bu işte konkordato tasarlayarak, kurgulayarak kazanç elde ettiğim gibi aynı zamanda konkordato'da para tahsil ettim. Ya da eski tarihte iflas ertelemedeki firmadan da para tahsil ettim. Oradan da iyi biliyorum. Bu sıkıntıları aşamazsınız bazen. Siz o dosyayı avukat olarak reddetmez, kabul ederseniz içi yaralı berelidir, dışı güzel görünür. Ama bu şeftali gibidir. 3 gün durdu mu çürümeye başlar. Çürükleri görülmeye başlar. Rahatsızlık yaratır, kokmaya başlar. Çok fazla da uzun sürmez o firmanın ömrü. Şimdi size bu evet. Konkordato'yu hani red hikayesini anlattım. Gerçekten kötü gelirler, geç kalırlar. Kurgulamak imkanı elde edemezsiniz. Bunlar sıkıntı yaratır ama her şey yolunda gitti diyelim. Basit bir konkordato sürecini size 2 dakikada anlatayım. Firma geldi. Firmanın mali boyutlarını incelediniz. Borçlarını incelediniz.
Dediniz ki burada bu olay kesilirse, haciz baskısı, ne olur? Bu firma çalışır, para kazanır. 3 aylık mühleti aldınız. O mühleti aldığınız anda tüm Türkiye aynı anda ilan edilir. Mahkemeden yazar. Kayıt dışı bir şey söyleyeyim size. Hani ekrandayız ama Konkordato'ya başvurduğunuz saniyede kaydedin ama Konkordato'ya başvurduğunuz saniyede bunu bankalar o saniyede bilir. Size ilginç bir bilgi söyleyeyim. İşte ben de mahkeme kaleminde Konkordato dilekçesini verdim, dosyayı hazırladım, sundum. Mahkeme başkanına gidiyor. Mübaşirin ayak sesleri duyuluyor daha koridorda. Telefonum çaldı. Ben X Ziraat Bankası Şube Müdürü falanca, hayırlı uğurlu olsun dedi. Dedim teşekkür ederim, sağ olun. Başvurduk, mahkemenin kararını bekliyoruz. İyi yaptınız dedi. Bu firmanın dedi Konkordato karar alması iyi olacak dedi o bankacı. Benim için de ilginç bir hatıradır. Yani UYAP sistemine daha dosya düşeli bir dakika oldu olmadı. Bankacı beni arıyor. Dedim ki böyle bir şeyi olduğunu düşünüyorsunuz ama dedim. Yani bu bilgi size nereden ulaştı? Dava dosya numarasını söyleyince inandım. Yani demek ki bazılarına malum oluyor diyelim. Evet. İhsan'cığım, İhsan Üstad, şimdi tabii ki özellikle nüans noktalarında bayağı bir durdum. Biraz da süreci anlattın. Bizim tabii programın amaçlarından bir tanesi de bu konuya ilgi duyacak meslektaşlara bu birikimi, bu nosyonu alabilmenin nasıl söyleyeyim yöntemlerini sunabilmek. Hani bu bir yerde sizin birikiminizi paylaşabilmek. Bu doğrultuda siz bu alana nasıl ilgi duydunuz? Burada yeterliliği kazanırken işte sertifika programları mı, Baro'nun meslek kurumunun bu konudaki merkezlerinden bir yardım aldınız? Yoksa tamamen böyle alaylı bir şekilde biraz da merakla mı bu tamam. alanda geliştirdiniz bir kendinizi, uzmanlaştınız? Birincisi merak. İkincisi alaylı. Neden derseniz bizdeki icra iflas kanunu da, icra iflas uygulamacıları da, iflas hukuku, tasfiye hukuku da hep üvey evlat muamelesi görür. Yıllar önce mesleğe girdiğimde avukatlık stajımda beni Beyoğlu'nun meşhur, o zaman Beyoğlu Adliyesi vardı. Şimdiki İngiliz konsolosluğunun dibinde, yan tarafta otel oldu orası. Orada iflas müdürü Edip abi. Allah uzun ömürler versin. Edip abinin yanına götürdü yandaki staj yaptığım avukat. Dedi ki eti senin kemiği benim. Ben 15 gün icra dairesinde, iflas dairesinde para tahsilatı ve para reddiyatı dışında her şeyi yaptım. Yani bu işe meraklı olacak olan kişilere, gençlere hep şunu tavsiye ederim. Öncelikle icra hukukunu iyi bilin. Bu bir tasfiye hukukudur. Sizin icra hukuku diye bildiğinizin alayı cüz'i icradır. İflas külli icradır. Cüz'i icrayı tümüyle öğrenin. Kitabını okuyun, araştırmasını yapın. Ben uzun yıllar bu içtihat programları başladıktan sonra yıllık 2-3 tane içtihat programını maaşlı avukat olarak çalıştığım bürolara rağmen, onlar almamasına rağmen kendi cebimden aldım, kullandım. Yargı kararlarını takip edin. Teoriyle ilgili, iflas hukukuyla ilgili temel eserlerden başlayarak okuyun. Kendi aklınıza hitap eden, yani ağzından çıktığı lafı sizin kulağınıza göre olduğunu düşündüğünüz üstadlarla, hocalarla teşvik mesai yapın. Onlardan çok şey öğrenirsiniz. Sonra bunun üzerine iflas hukuku ya da aynı anda iflas hukuku çalışmaya başlayın. İflas hukuku biliyorsunuz külli tasfiye. İflası da öğrendiğinizi düşündüğünüzde karşınıza bunlarla eş güdümlü ya da sonrasında tekrar etmeniz gereken şuna öğrenmeniz lazım. Borçlar hukuku, ticaret hukuku ve medeni hukuk. Bu üçünü, temel maddi hukuku dönüp dönüp tekrar etmeniz gerekebilir. Mesela yıllık olarak yaptığım bir şey vardır. Okuma prosedürüm vardır. Yıllar önce hukuk fakültesinde okuduk ticaret hukukunu, borçlar hukukunu, medeni hukuku. İki şey yaparım. Bir küçük özet kitaplar vardır. Hani işte falancalar için ticaret hukuku, filancalar için borçlar hukuku gibi. Asiptir 250-300 sayfalık. 2-3 günlük hikayedir sizin için ya da otursanız bir geceliktir.
Bir gözden geçirin, bilgilerinizi tazeleyin ara sıra. Bir de monografik eser okuyun. İflas hukuku ya da tasfiye hukukunu öğrenmenin en iyi yöntemi monografik eser okumaktır. Bizde hocalarımız, izleyen hocalar varsa kızacaktır. Ama hocalarımız çoğunlukla monografik eser yazmaktan kaçıyorlar. Yani yoğunluğu buraya vermiyorlar. Ders kitapları çok ağırlıklı gidiyor. Monografik eserlerin yazılması, özellikle yetkin, bu işi bilen hocalar tarafından monografik eserler yazılması iyi bir şeydir. O noktada hocaların hatırat kitapları, armağan kitapları iyi bir kaynak oluyor. Ben çok eski yıllara ait armağan kitapları da dahil bu kitapları toplamayı severim. Eski dergileri, bizim İstanbul Barosu'nun dergisi güzel bir dergidir. En eski sayılarından bulabildiklerinizden, sahaflardan falan kaçırmayın derim. Temel eserlerde artık hukuk fakültesi mezunu, avukat olan herkes bilir. O alanın duayeni olan eserler vardır. Onlar kütüphanenizde bulunsun derim. Yani maddi hukuk olmadan, üzerine de usul hukukunu öğrenmeden tasfiye hukukunu yürütmek zordur. Benim sınıf arkadaşlarımdan da var mesela bu işi yapan, başkaları bildiğim yakının. Maddi hukuku, yorumlamalarını ben her zaman takdirle karşılarım o arkadaşları. Hemen belli ederler kendilerini. Yani usul hukukuyla beraber maddi hukuku yürütüldüğünde özel hukuk alanında bu çok önemlidir. Teorik altyapı bu kadardır. Bunun dışında her şey icra iflas dairesinde gerçekleşir. Bu aşamayı bitirdikten sonra konkordato hukukunun korkacak bir yanı yoktur. Lütfen bir konkordato dosyasını başından sonuna bir okusunlar. Bu en güzel pratik yapma yöntemidir. Mahkeme kalemine gidin. Oradan başlayın. Evet. İhsan Üstad, peki bu soruyla bir alantılı şunu da sorayım. Tamam, şimdi yetkinlik konusunda, kazanım konusunda, tecrübe konusunda bunları ifade ettiniz. Bir de şimdi bunun iş edinme, iş yani alanı, yani buna dair mesleki nosyon da olması lazım. İş edinebilmek adına, konkordato talepleri, konkordato müvekkilleri edinebilmek için sizin ifade edeceğiniz böyle nosyon olan, nüans olan neler olabilir? Yani şimdi şaka yollu bir şey söyleyeyim size yine. Demin galiba Aynur Hanım dedi, yani nasıl başladınız dedi galiba, ilk başta öyle bir soru sormuştunuz. Şimdi şöyle, ben kendi pratiğimle söyleyeyim. Bu alana çok meraklıydım. Okuyordum, inceliyorum, araştırıyorum. Bir gün beni hasbel kader zorla tuttular, şey yaptılar, iflas idare memuru yaptılar. Dediler ki korkma, zaten buraya yazılanı iflas idare memuru seçmiyor hakim dediler. Birinci sırayla beşinci sıraya yazılanı seçiyor. Biz senin ismini zaten üçe yazdık dediler. Arkadaşlar burada bir tatlı yalan söylemişler. Meğer üçe yazılanı seçermiş hakim. Çoğunluktan aday gösterilenlerle, bilmem neden aday gösterilenler. Mecburen ben iflas idare memuru oldum. Şimdi merak ettiğim bir şey vardır. Hangi alan olursa olsun, o zaman daha mesleğe başladım. Çok değil daha yani. 4-5 senelik meslek tecrübem var. İflas hukukuyla ilgili ne okuyabilirim dedim. Baktım, Tali abinin yeni kitabı çıkmış o zaman, avukat Tali Uyar. Yani bu işle ilgilenecek olan kişilere mesela bunu tavsiye edebilirim. Tali Uyar'ın bütün kitaplarını okuyabilirler. Çok pratik bir adamdır. Üstada selam olsun buradan. Kulakları için nasıl? Çok pratik bir üstaddır. Kitaplarında da hep eleştirilir söylediler. İşte lehe'de karar var, aleyhe'de karar var. Hangisini kullanacaksın? Hukukçu olarak senin becerine kalmıştır. Şimdi Tali Bey'in icra iflas şerhi yayınlanmaya başladı. Ben onunla başladım. Tabii daha kitap yeni geliyor. Yetişmesi imkansız. Ben de iflas öğrenmem lazım. İflasa da daha maddeler çok. Bu arada ben icra ile ilgili bölümü yalayıp yutmuşum. Biliyorum da iflas kısmı yarım. Gittim iflas hukuku ile ilgili temel kitapları araştırmaya başladım. Onları okurken tamam dedim ya, ben bir şey öğreniyorum. Oluyor. Yavaş yavaş kitaptan kitaba, monografik eserde ondan ona atlar zıplar okurken bir gün ticaret mahkemesinde başkanla tartışmaya başladık. O dersimi o kadar çalışmışım ki mahkeme başkanına o zamanki usul kanunu 1086
1086'ta şimdiki gibi 6100'de olduğu gibi böyle zorunlu süreler yok. Davayla ilgili delilleri serdetmek için, eski tabirle sunmak için bir kanunun belirlediği süreci yok şimdiki gibi. Ama orada da hakim ara kararlarla bunu sağlıyor. Tecrübelerle bunu biliyoruz. Duruşmaya dedim, yani davayı ne zaman başlayacaksınız? Başkan bana döndü, dedi ki ne oldu? Siz davaya başlamadınız. 5. celse oldu başkan. 5. celse oldu. Gelip gidiyoruz. Ben iflas-ı daire memuruyum. Avukatım, biliyorsunuz. Evet dedi, sizin avukat olduğunuzu biliyorum. Ama dedim yani 5. celse oldu. Her seferinde yeni duruşma günü alıp gidiyorum. Ne yapacağım? Bunun neticesi ne olacak? Öyle deyince siz dedi bizim işi bilmediğimizi zannediyorsunuz dedi. Başkan o kadar sert söyledi ki. Ben de o zaman daha gencim, böyle şeyleri kaldıramıyorum. Gülüp geçemiyorum. Bu sefer dedim ki estağfurullah dedim, zannetmek dedim içinde şüphe barındıran bir kelimedir. Ben şüphe duymuyorum dedim. Bence siz bu işi bilmiyorsunuz. Adımın İhsan olduğunu bildiğim kadar eminim ki siz bu dedim menfi tespit davasıyla kayıt kabul davasının çakıştığı yeri anlamadınız maalesef dedim. Ondan sonra mahkeme başkanıyla kapıştık biz. Ve sonunda şu an yayına katılan bir arkadaşımız var. O yayına katılan arkadaşımız da o duruşmada cübbe giyiyordu benimle. O taraf vekiliydi. Ben iflas daire memuruydum. Sonunda mahkeme başkanıyla papaz olduk, çıktık. Öbür celse oldu. İşte sordu. Ama teorik sorular soruyor. Taraf vekillerinin öyle bir şeye hazırlık yapmak gibi mecburiyeti de yok. Rahatlar. O noktada çok şey yapmadılar onlar. Israr etmediler. Mahkeme başkanı yaz kızım dedi. Artist iflas idare memuruna soralım dedi. Ben davacıyı anlattım, davalıyı anlattım. İflas idaresi olarak niçin öyle karar verdiğimi anlattım. Arkasından döndük. Bu sefer Yargıtay'ı anlatmaya başladım ki Yargıtay'ın bu konuda pek bilgisi yoktur diye. İsviçre Federal Mahkemesi'nin Neuchâtel Kanton Mahkemesi'nin bir kararının temyizi üzerine verdiği kararın tam bu olaya birebir uyduğunu, kararın bir kısmını işte Türkçesini bir hocaya yardımını rica edip tercüme ettirip hazırladığımı, oradaki kararda bunların söylendiğini falan söyleyince başkan şey dedi, yani dedi tamam dedi, bunları bizim teoride hiç görmedik dedi. Olmaz olur dedim, ya var. Şimdi rakamı uydurmuş olacağım ama Sümer Altay Türk İflas Hukuku 2. cilt 1632. paragraf soldaki sayfa dedim. Ben böyle söyleyince başkan tabi getirmişti işte, 1632 dedim, soldaki sayfa. Sağa bakmayın dedim, sola bakın. Şimdi başkan döndü. Evet dedi, ya dedi çok ilginç dedi. Aynen dedi, bizim vaka dedi. Peki siz ne düşünüyorsunuz dedi. Benim fikrimi sordu. Artık ben Mürşid-i Kamil gibi şey kesiyorum orada, iştahat anlatıyorum. Tabii basit bir vaka ama yani karşılanmayan, yaşanılmayan bir olay. Başkan ertesi gün çağırdı beni, bilirkişi yaptı. Kayyum yaptı, tasfiye memuru yaptı. Bir mektup yazdı, İstanbul Adliyesi'ne gönderdi beni. Oradaki başkan bilirkişi listesine sonradan dahil edilen bir üyeyi tanımak istedi. Baktı 32 yaşında bir çocuk daha bu. Vay evladım dedi, sen ne yapıyorsun? İşte öyle girdim ben. O yüzden hani Concordo müvekkili size nasıl gelir derseniz, ben mahkemelerde bilirkişi, tasfiye memurluğu, kayyumluk, komiserlik benzeri işlemleri yaparken yavaş yavaş bu sürecin içine girdim. O süreçte çok kıymetli hocalar tanıdım. O süreçlerde müvekkiller edindim. Ama hani eskilerin bir lafı vardır. Sen çiçek ol, arı Bağdat'tan gelir diye. Yani siz o konuda yetkinliğinizi gösterirseniz mutlaka, ama mutlaka bir yerden sizi gelir bulurlar. Anladım. Bu konuda... Ama gayret göstermeniz lazım. Gençlere söyleyeyim. Evet. Özellikle iflas hukukundan korkmayın. Çok tatlı bir hukuk dalıdır. Bundan da çekinmeyin. Bu anlattıklarınızdan sonra ben de genç bir hukukçu olarak zaten benim de çok ilgimi çekti. Bize hiç ama okulda bu şekilde anlatmıyorlardı ve daha sonrasında da hiç böyle bir tecrübe etmiş birisiyle konuşma fırsatım olmadı ya da tecrübe eden birisini hiç görmemiştim. Ama size anlattıkça çok hoşuma gitti. Hani konkordato hukuku... Yani genelde şeyle yetişirler Aynur Hanım. İflasçılar genelde bir iflas üstadının yanında yetişir. Ben pek üstadı olmayan bir tecrübeyle yetiştim bu sahada. Yani bu konuda üstad olarak kendime bildiğim bir kişi vardır. Kulaklar içindesin. İzmir 9 Eylül'ün Medeni Yusuf İcra İflas Hocası Profesör Oğuz Atalay. Ben Oğuz abimden başka hoca tanımam. Kızmasın hocalarımız ama
Oğuz abi benim üstadımdır. Gönüldaşımdır. Yani öyledir. Yani soracak olsam, kafama bir şey takılsa peki, Oğuz abiye sorarım. Ben bir genç avukat olarak çok geç kalmış mıyımdır sizce İhsan Bey şu anda bu işe girmeye? Biraz önce dediniz ki çünkü ben 32 yaşında bilirkişi olarak dosyaya atanmış bir çocuktum. O zaman kendinize genç bir avukatım dediniz. Evet, o başkanın itimadıydı bana. Yani sağ olsun, teşekkür ederim. Ticaret Mahkemesi'nin başkanı itimat etti. Ama hani o itimadı, o duruşmadaki bu cevval duruşu gösteren, anlatan, öyle şeyi söyleyen, konuşan bir çocuktu. Hani bundan dediği bir kumaş olur, bunun kumaşında bir şeyler var. Hani bu sahaya girsin dedi. Sağ olsun, Allah razı olsun. Öyle bir başladık biz. Yoksa sevmeden ve gayret göstermeden yeryüzünde bir şey yapmanın imkanı yoktur. Bu işte böyledir. Okulda öğrencilere en son anlatılan dersler iflas hukuku. Maalesef iflas hukuku çok maddelere geçmişte kalmıştır. Dili çok ağır kalmıştır. Sebebi de şu. Bakın 2002 senesinde biz medeni hukuku değiştirdik. 2012 senesinde borçlar kanunu, ticaret kanunu, usul kanunu değişti. Yani bizdeki temel maddi hukuk, borçlar, medeni, ticaret değişti. Üzerine usul hukuku değişti. Ama gel gör ki icra iflas hukuku değişmiyor. Yani tüm bu maddi hukukun neticelerinin icra edileceği hukuk dalıyla ilgili maalesef hükümet 2012 senesinden bu yana, hatta daha eskisinden bu yana bir netice elde edemedi. Benim yakinen bildiğim, uzun zamandır kanun komisyonları kuruldu, kuruldu, dağıldı. Hala daha kağıt üzerinde bir kanun komisyonu var icra iflas hukukuyla ilgili. Ben kağıt üstünde diyorum çünkü bu kadar zamandır neticede önümüze somut bir şey gelmedi. İcra iflas hukukunun mutlaka değişmesi gerekir. Yani küçük küçük noktalardan hareket ederek, kanun değiştirerek hem bu yeknesaklığı bozuyoruz. Var olan bu 1928 tarihli bir kanundan bahsediyoruz. Onu bozuyoruz. Hem de yaptığımızda uymuyor. Şimdi biraz sonra size Concorde hukukunun hikayesinde içindeki çelişkileri de, sıkıntıları da anlatırım. Orada söylerim bunu. Ama tabii hocalar da bu işi sevdiremiyorlar maalesef. Yani zor. Dil ağır. İşleyiş eskide kaldı. Bu hukuku sevdirmek zor. İnsanlar isterse severler. Gençler isterse sever bunu. Hukukçular isterse sever. Ama inanın... İşte bilmediğimiz bir şeyi de sevmek tabii zor oluyor. O yüzden bu avukatlık iş alanlar konulu program aslında çok iyi oldu. Şöyle yani düşünün. Okulda... Bakın şöyle düşünün. Sözünüzü kesin, çok pardon. Şöyle düşünün. Yok, buyurun. Maddi hukukta bakın. Reşit kişinin yapabileceği işlemlerle ilgili medeni hukukta bakın. Kurallar, şekiller, usuller, prosedürler hepsi bellidir. Eğer siz bir kişinin reşit olmadan bazı şeyleri yapabileceğini düşünüyorsanız, istiyorsanız, talep ediyorsanız kanundaki istisnalara bakacaksınız. Onlara giriyor mu, girmiyor mu? İşte velisinden, vasisinden izin alınacak mı, alınmayacak mı? Bakın çok şekli şemali bellidir. Ya da eser sözleşmesine gelin. Eser sözleşmesinin başı, sonu, ortası, altı, üstü bellidir. Yani bu kurallara uyarsanız ideal bir eser sözleşmesi ortaya getirirsiniz. Değil mi? Evet. Ticaret hukukunda da mesela bir çek düzenlemekten bahsedeyim. Bir de bono düzenlemekten bahsedeyim. Şekli şemali bellidir. Nasıl geçerli olur, nasıl geçersiz olur, neler zorunludur, neler talidir, neler ihtiyardır. Değil mi? Şartlar bellidir kanunda. Ama tasfiye hukukunda çözümler böyle değildir. Çözümler bir yerde ticaret hukuku başlarken öbür tarafta borçlar hukuku devreye girer. Borçlar hukukundan çare bulamadığınız yerde medeni hukuk devreye girer. Kara ticaretten bir medet umarken usul hukukundan bir çare bulursunuz. Yani iflas hukuku, tasfiye hukuku sizin somut vakayı çözmeniz açısından size hareket kabiliyetini çok geniş bırakır. Yeter ki siz maddi hukuku kullanabilin. Burada şunu sormak istiyorum size İhsan Bey. Biraz önce konuyu ilk başta anlatırken şey demiştiniz, komiserlerden bahsetmiştiniz. Peki bu komiserler avukatlar arasından da olabiliyor mu? Şimdi çalışmadığın yerden geldik Güzelciğim.
Yok, konunun yeknesaklığını bozmadan gideyim diye düşünmüştüm ama şimdi birden en sona geldiğimi tamam. düşündüm. Komiserler noktasında. Komiserler mali müşavirlerden, işletmecilerden, hukukçulardan Konkordato komiserlerine ilişkin bir yönetmelik var. İcraatlar Kanunu 290. maddesinde düzenleniyor komiserlerin durumu. Buradan atıf yapılan bakanlığın çıkardığı bir yönetmelik ve bilirkişi kurulları var. Bölge adliye mahkemeleri nezdinde kurulu. O bilirkişi kurulları nezdindeki prosedürleri tamamlayarak oralardan alınan bir yetkiden bahsediyoruz. Meslekte 5 yıllık kıdem aranıyor bu işi yapmak için. En temel şartını söyleyeyim. Hani meslekte 5 yılı geçtiniz, Konkordato komiserliği ile ilgili eğitimi aldınız, bilirkişi kuruluna başvurdunuz, sizin bütün evraklarınızın tamam olduğu görüldü ve komiser seçildiniz. Mahkeme sizi komiser atadı. Ne yapacaksınız? Atanmaz ama hani imkansız gibi şeydir yani böyle hani 6 yıl tecrübeye geldin, bütün her şeyi tamamladın ama adliyede icra dairesi bilmiyorsun, iflas dairesi bilmiyorsun, ticaret mahkemesi görmedin, tanımadın ve seni komiser atayacaklar. Bu çok çok zor bir ihtimal. Ama hani oldu atadın, ne yapacaksın? Hiçbir şey yapamazsın. Diğer komiserler ne derse o komiser onun imzalarını atmaya devam eder. Yani onun için gerçekten bu alanı sevmek... Komiser olmak gibi. Zor bir şey o zaman. Yani, kağıt üzerinden komiser olursunuz. İhtimal çok küçüktür. Milyonda bir ihtimaldir ama hani adam bulamadılar, komiser atadılar diyelim. Çünkü Ticaret Mahkemesi'nin başkanı komiser olarak emanet ettiği dosyada bilgisine itimat etmesi ya da bilgisine itimat ettiği birinin tavsiyesini duyması lazım. Bu alanla ilgili hiçbir şey bilmeyen birisinden bahsediyorum bakın. İflas dairesine girmedi, icra dairesine girmedi. Eğitimini aldı, geldi. Eğitim aldıktan sonra komiser atandı, yetki verildi. Atandı. Böyle birini çok zor komiser atarlar. Genelde komiserler bu işle ilgili tecrübeli kişiler. Komiserlik yetkinlik belgelerini alırlar, listeye girerler ve mahkeme onları komiser olarak atar. Evet, avukatlar da komiserlik yapabilir. Hukukçu komiser olarak atanırlar. Evet, İhsan'cığım peki İstanbul o zaman... İstanbul mahkemeleri genelde hocaları tercih ediyor. O zaman biz yani şunu anlıyoruz bir de, esasında komiser olmadan önce Konkordato avukatı olmak lazım ki yani hani süreçleri iletebilmek, komiser olarak görev alabilmek için de yani o konuda bir avukatlıkta tecrübe kazanmak lazım diye düşünüyorum. Vallahi sahada oynamak daha güzeldir. Evet. Peki o zaman şöyle, şimdi biz hani avukatların bu alana ilgi duymasını sağlamaya yönelik bir program yapıyoruz. Bu konuda peki bildiğiniz yani bilmiyorum siz böyle bir bu işin derneği, iflas avukatı, konkordato avukatı gibi böyle bir yani dernek, bir örgütlenme veya bunun eğitimini veren işte bildiğiniz bir dernek yok veya abi. Üniversitelerin bu konuda. Yok. Peki yani buna bir öncülük yani etmemiz. Üstadım, komiserlik eğitimleri veren kurumlar var. Bakanlıktan bu şekilde yetki alan. Yani konkordato ile ilgili eğitim ne derseniz konkordato komiserliği eğitimi var. O var. Başka bir şey yok. Baroda böyle bir komisyon yok. Adalet Bakanlığı'nda böyle bir müdürlük yok. Ben mesleğe başladığım zaman Adalet Bakanlığı'na gittim. Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü'nü buldum. Dedim ki icraatlas daireleri için niçin bir dedim müdürlük tayin etmiyorsunuz? Yani Hukuk İşleri Müdürlüğü var. Ceza İşleri Müdürlüğü var. Adalet Bakanlığı en çok para kazandığı bölüm, en çok gelir, harç ve yolluk benzeri gelirleri sağlayan bölüm icraatlas daireleri. İcraatlas daireleriyle ilgili 2000'li senelerin başı, yıl 2001. Ya ben bunu göremedim yani. Sorduğumda şaşırmıştı oradaki Hukuk İşleri Genel Müdürü. İcraatlas daireleri için niçin ayrı bir birim kuralım diye. Ya yani üvey evlat muamelesi yapılır bu alana maalesef. Baroda da böyle bir komisyon yoktur. Mesela hadi bugün şey vardı, bu program vardı. Merak ettim acaba yoktu, kuruldu mu diye. İstanbul Barosu'nun şeyine baktım, internet sitesine. İcraatlas hukukuyla ilgili bir şey yok. Bu alanla ilgili Taşer Üstad'ın çok ilginçtir. Baroların bir komisyonu olmaz. İcraatlas hukukuyla ilgili kanun çalışması yapılır. Barolardan ya da Barolar Birliği'nden bu konuda herhangi bir teklif, tasarı, öneri gelmez. Başka her şeye fırsat bulunur, o bununla ilgili hiçbir şey olmaz. Çok ilginçtir. Bu konkordato hukukunun en çok etkilediği yerlerden birisi. Esnaf, sanatkarlar ya da işte KOSGEB diye tabir ettiğimiz küçük orta işletmeler, KOBİ'ler. Bunlarla ilgili mesleki örgütlerden de herhangi bir girişimde bulunamazsınız. Onlarda da öyle bir yer görmezsiniz. Bunların tek göreceğiniz yer Bankalar Birliği'dir. Bankalar Birliği'nin maşallah herhangi bir tasarı olduğunda daha o tasarı çıkmadan neredeyse gökten böyle
zembille inmiş bir konu gibi nereden vakıf olurlar bilemem. Herkesten önce gelir Bankalar Birliği. Hocalarıyla, akademisyenleriyle, uygulamacılarıyla hep beraber dört el ile tutarlar, yardımcı olurlar. Bu yardımın neticesini bankalarla ya da Bankalar Birliği görür mü? Muhtemelen görüyordur. Anlatırım şimdi birazdan ilerleyince. Nasıl bir yardım gördüklerini, nasıl fayda gördüklerini. Maalesef yoktur yani bizde öyle bir şey. Anladım. Peki o zaman bir de şunu sorayım. Şimdi bu konkordato hukuku veya konkordato bizde 2018 yılında yanılmıyorsam iflas erteleme kurumu çok maalesef ya suistimal edildiği için devreye alınan bir kurum oldu. Şu anda iflas erteleme devre dışı tamamen yani hani kullanılamıyor. İflas süreci devam ediyor ama yani konkordato bu konuda yani yerine kaim olan, yerine yani işte getirilen bir kurum. İflas erteleme gibi konkordato'da suistimale açık mı? Hani işte programın başında dediğiniz gibi o envantere baktığınızda, mali bilançoya baktığınızda, gördüğünüzde işte gördüğünüz şey hakikaten bu şirket bir kötü niyetli mi o hale gelmiş? Yoksa işte sektördeki yani süreçlerden mi etkilenmiş? Şimdi malum bir koronavirüs ve dünya çapında bir yani salgın, bir pandemi sürecinden geçiyoruz. Hani biraz da onunla bağlantılı sorayım. Belki yani 15 Haziran'da adliyeler işte çalışmaya başladığında bu süreç yakından ilgilendirecek. Bunları nasıl değerlendirmek lazım? Nasıl birleştirmek lazım? İflas erteleme kurumunu da o süreci de bilen bir üstad olarak, bilen bir yani hani meslektaş olarak nasıl yani hani izah edebilirsiniz, anlatabilirsiniz, toparlayabilirsiniz? Aslında konkordato iflas ertelemenin çok eskidir. 1850'dir konkordatonun bizim Türkiye'deki mevzuata girmesi. Özel bir kanunla girer. Sonrasında 1928 tarihli İcraatlar Kanunu'nda da vardır konkordato. Ama konkordato uzun yıllar çok kötü neticeler vermiş. Maalesef bu bir anlaşma kültürü. Bizim kültürümüzde de herhalde olmayan bir şey ya da az olan bir şey. Ya da ticaret erbabımızda böyle bir sıkıntı var. Bu noktada adı üstünde anlaşma olan bu konkordatonun çok müspet neticeleri görülmemiş. Uzun yıllar böyle kötü olarak bilinen bir kurum. Batmak ya da iflas etmek de bizde hoş karşılanmayan şeyler ticaret erbabı da. Ben adımı müflise çıkarmam şeklinde bir anlayış var. Oysa bazı şeyleri yerinde bir yerinde kesmek lazım. Yani bir havuzu 4 musluk dolduruyor, 14 musluk boşaltıyor. 4 musluk damlatıyor, 14 musluk şakır şakır akıtıyor. Böyle bir ihtimaldeyken bu şirketi yürütmenizin, böyle bir yapıyı sürdürmenizin imkanı yok. Yani siz profesyonel yardım alıp borçlu kişiler olarak ne yapacaksınız? Bir uzmana danışacaksınız ve bunu yapılandırmanız lazım. Ya, konkordato iyi bir şeydir bu manada. İflas ertelemeden farkı nedir? İşte konkordato o kötü süreçlerden geçtikten sonra 1989 değişikliğinden sonra konkordato tümden unutuldu. 1990'lı yıllarda 90 tane konkordato dosyada tüm Türkiye'de 90 tane konkordato dosyası olmamıştır. Bunu yani şu an net sayıp bir bilgiye istinaden söylemiyorum. Bilen varsa yayında iletsin. 10 yıl boyunca 90 tane dosya yoktur. Çok zordur yani bunu yapılmaz. Sonra da iflas erteleme devreye girdi 2000'li yıllarda. İflas ertelemede ise sadece iflasa tabi şahıslar bunu isteyebiliyordu. Konkordato'nun ise başka bir güzelliği var. Borçlu isteyebiliyor. İflasa tabi olsun ya da olmasın. İflas ertelemede kötü taraf buydu. Sadece iflasa tabi şahıslardı. Yani o da ticaret kanununda iflasına karar verilebileceği belirtilen, işte icraatlar kanununda iflasına karar verilebileceği belirtilen yapılar, ticari teşekküllerdi. İflas ertelemede çok kötü şeyler yaşandı. Ama bu kötülük, inanın, hukuktan kaynaklanmıyor. Kanundan kaynaklanmıyor. Bu insandan kaynaklanıyor. İnsandan iki türlü kaynaklanıyor. Bir, bunu kullanmak isteyen kişiler. İki, bunlara karşılık kanuni olarak alınması gereken tedbirleri zamanında almayan kanun koyucu. Orası da insan. Kanun koyucu iflas ertelemeye zamanında bazı sınırlamalar, farklı kurallar getirmeyi deneseydi, farklı şeyler olurdu. İflas erteleme yaşardı. Fakat iflas ertelemeyi bilerek, isteyerek kullanılamaz hale getirdik.
Fakat bu da büyük bir sıkıntı yarattı. O zaman da konkordatoyu devreye aldık. Konkordato tamamen anlaşmadır. Devletin, mahkemenin zoruyla cebri bir anlaşma olarak da niteler bazı hocalar. Teorik tartışmaları bir kenara bırakalım. Pratik olarak söyleyelim. Konkordatoyla siz alacaklıyla borçluyu belirli bir şartlar, koşullar dahilinde anlaşmaya mecbur kıldınız. Anlaşma gerçekleşmedi, konkordato reddedilir. Evet. Bu minvalde bir soru varsa alayım, yoksa devamında bir şey anlatayım. Farklardan bahsediyordu. Peki şu an iflas erteleme kurumu devam ediyor mu? Maalesef iflas erteleme devam etmiyor. Yok, değil mi? Kanuna kaldırıldı zaten. İcraklas 179, evet, 179 BAB kaldırıldı. Evet, dolayısıyla da yani onun AB'si gitti. Tutlara evet. Peki bu süreci, konkordato sürecini sonuna kadar, hani yayının başında öyle söylediniz. Sonuna kadar yani götürdüğünüz, tamamladığınız dosyalarınız oldu mu? Pardon sözünüzü kesin. Farklar noktasında bir şey söyleyeyim. Bir çelişkili durum söyleyeyim size. Çok ilginç. Avukat arkadaşların pratikte yaşayacağı bir problemdir bu. İcraklas 345 A diye bir madde vardır. İflasını istememek bizde bir suç olarak düzenlenir. Evet. İcra ceza suçu. İcra ceza. İcraklas kanunu 345 A maddesi. Şimdi İcraklas kanunu 179. maddesi duruyor. Ve de Türk Ticaret Kanunu'nda bu maddeye atıf yapan madde 387 miydi? 377 miydi? Çok pardon. Bir yandan hemen hızlı bir şekilde çevireyim. Bakın o madde de duruyor. Yani diyor ki Ticaret Kanunu bakın şu anki MERİ 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu. Yönetim kurulu veya herhangi bir alacaklı veya nakit sermaye konulması dahil nesnel ve gerçek kaynakları ve önlemleri gösteren bir iyileştirme projesinin mahkemeye sunarak iflasının ertelenmesini isteyebilir. Atıf yapılan yer 179. madde. Şimdi iflası istemek bir yükümlülük. Bunu istememek icraflas 345 A'ya göre bir icra ceza suçu. İcraflas kanununda 179. maddeye atıf yapar. İflasını istemektir. İflası isteyeceksiniz. İflası istemiyorsanız yapacağınız şey konkordato ilan etmektir. Çünkü iflası istediğinizde ben bu işi beceremedim, benim iflasıma karar ver diyorsunuz. Demin anlattım, borçlar bunu asla istemez. Yani insanlar asla bunu istemez. Şirketler namus meselesi gibi görülür. Milyon milyon dolarlar konur o şirketlerin içine. Maalesef zerre kadar fayda etmez. Çünkü şirketin borçları büyümeye başladığında hortum etkisi yaratıyor. Eskiden 100 bin lirayla siz birçok borcu ve birçok alacaklıyı tatmin ederken 1 milyon dolar koysa o şirket 10 alacaklıya yetmeyecek hale geliyor. O zaman da mecbur iflas istemek zorunda. İflas isteyemeyeceğine göre konkordato ister. Konkordatonun güzelliği iflas ertelemeden şöyle bir güzelliği var. İflas ertelemede biz dosyayı götürürdük. Hakimin önüne hazırlar koyardık. Hakim onu alır. Bir bilirkişiye sevk ederdi. O bilir kişiden olumlu bir karar gelirse iflasın ertelenmesine karar verilirdi. Böyle süreç devam ederdi. Kayyum raporlarıyla, işte o mahkemenin verdiği kararlarla. Bu yalnız şeydir. Belli bir süresi vardı, işte 5 yıldı. Buradan bir netice elde edilemedi. Kötü neticeler elde edildi. Bir binaya, İstanbul'un bir ilçesinde mahkemenin, ticaret mahkemesinin dibindeki bir binaya iflas erteleme hanı ismi verildi. Düşünün, Türkiye'nin dört bir tarafında şirketler gelip merkezlerini oraya nakletti ve o ticaret mahkemesine iflas erteleme talep ettiler. Mahkeme dosyaları bilirkişiye gönderdi. Bilirkişiler olumlu olumsuz bir rapor verdi. Rapor olumlusu da iflasın ertelemesine karar verildi. Sonra bilirkişilerle ilgili, kayyumlarla ilgili çok şeyler döndü. Mesela şu anki kanunda olan bir şey var. Konkordato komiseri oradaki iflas ertelemedeki kayyum gibi düşünün. Birebir değil ama yani makam olarak aynı gibi duruyorlar. Bakın o dönemde 45 tane kayyumluğu olan bir profesör biliyordum. Yani bir mahkeme kayyumunun 45 tane dosyası vardı. Olacak şey değil. Şimdi
İşte 5'ten fazla dosya verilmiyor konkordo komiserine. Bunun sorumluluğu yerine getiremezsin demiş. Çok doğru. Yani ben kayyumluk da yaptım zamanında. Dava dosyasını reddedip ilettiğimizde mahkeme yaklaşık 9 ay sonra şirketin iflasına karar verdi. Maalesef iflas erteleme içerdiği mevzuatın yetersizliğiyle mahkemeleri çok rahatsız etti. İnsanları çok rahatsız etti. Düzenlemesi yapılabilir miydi? Yapılabilirdi. Daha düzgün bir hale getirilebilir mi? Getirilebilirdi. Kötü olmasının iki sebebi. Bir, bundan faydalanan kişiler, borçlular. İki, gerekli düzenlemeyi yapmayan kanun koyucu geç kaldı. Konkordato devreye girdi. Konkordato'nun güzelliği, dosyayı hazırlarsınız, götürürsünüz, mahkemeye verirsiniz. Bağımsız denetim raporu. Mali analiz raporu. İsimleri çok değişti bunun. Artık onu takip etmekten. Evet, vazgeçtim. Neticesinde devletin mühür verdiği bir kişi, yeminli mali müşavir tarafından mühürlenip imzalanan bir evraktır. Bu şirketin bilançosu böyle böyle böyledir. Bu şirket bunu yapabilir, yapamaz. Buna göre bir konkordato mühleti veriliyor. Sonra da süreç izleniyor. Bu sürecin işte 3 ay ilk mühlet, 2 ay belki geçici mühletin uzatması, sonra 1 yıllık 12 aylık kesin mühlet, sonra da 6 ay kesin mühletin uzatılması eşittir 23 ay. 23 ayda şirketler bundan çıkabildi mi? Benim şahit olduğum firmalar oldu. Oldu, çıktılar. Milyonlarca lira borç ödediler. Mümkün mü? Mümkün. Evet. Yani. Peki o zaman bir de şöyle bir soru sorayım. Hani biraz da böyle vakit ilerledi, toparlamaya yönelik. Aslında bu benim sorduğum sorular bize gelen programımızı izleyip yöneltilen soruların, yani toparlayıp soruyordum. İsimi zikretmedim ama meslektaşlarım kusura bakmasın. Bir de şöyle bir soru sorayım. Şimdi sonuç itibariyle biz yani böyle bir işi alacağız da bu işin yani avukatlığın mali yönü gibi. Yani hem işin yürütülmesi aşamasında hem de yani avukatlık ücreti boyutuyla böyle biraz da nasıl söyleyeyim çok da açık olmamakla beraber en azından meslektaşların ilgisini uyandıracak ya bu alanda bu şekilde işler var ve biraz da tatlı işler. Biraz da hani iflas avukatları eskiden şöyle bilinirdi, ben öyle bilirim yani. Şimdi konkordato avukatı, kodoban avukattır. Yani zengin avukattır, parayı bulan avukattır. Yani hakikaten bu alandaki avukatlar parayı buluyor mu? Yüzlerce konkordato dosyası olan meslektaşlarımız var. Yani demek ki öyle yapılabilir. Mümkündür. Denilebilir diyorsunuz yani. Denilebilir. Benim öyle bir tarzım yoktur. Yani ben demin dediğim gibi bilmediğim etmediğim işe girmem ama yani bu işi yapanlar var. Yok değil. Yüzlerce dosyası olan var. Ama burada çok para değil aslında yani. Allah rahmet eylesin, bizim staj eğitim merkezinde bir üstadımız vardı, Gül Hanım. Bizim efsane ceza hocalarından Sahir Hoca'nın eşi. Avukatlıkta para kazanırsınız derdi. Yani işte şöyle şöyle para kazansınız, şunun sahibi olursunuz, bunun sahibi olursunuz, şöyle şu olur, böyle bu olur. Ama bundan daha fazlası derdi. Biraz farklı şeylerdir, avukatlık değildir derdi. Yani o noktada ben avukatlık değildir noktasında ben rahatsız değilim. Yani şirketimi bilmeme gerek yok, kazanmak isterim derse kazanabilir de. Şansı yaver giderse, her şeyi bilip edebilirse, bütün müvekkillerinin her türlü ayrıntısını bilirse çok da para kazanabilir. Para kazanmayı kriter olarak görmesin gençler. Yani çok para kazanmayı kriter olarak görmesinler. Evet, konkordato davaları güzel para kazandırır. Avukat arkadaşlar mesela şunu merak ederler. Yani konkordato firması yarın battı batacak belki de, çeviremeyecek. Şimdi görüyorum bazı sorular var, ben de burada bazen görüyorum. Diyor ki işte yani bu işten çıkamayanlar da çok, çıkanlar az. Herhalde baştan beri söylediğim şeyin etkisi olsa gerek. Çıkamayanların çok olmasının sebebi bu sürece girdikleri tüm profesyonellerle beraber değerlendirmek lazım. Önce kendilerinden başlasın borçlular. Sonra bu işteki en yakınlarındaki, sonra işte dolaylı olarak beraber oldukları profesyoneller de düşünsünler. Bir yerde hata yapıyorlar demek ki. Yani batanlar ya başta girmemesi gerekendi. Hani en başta dedim zaten, bakın ben yaptığım bir dosyaya karşılık 10 dosyayı reddetmişimdir. Çünkü ben inanmadım adamın yapacağına. Mali verileri zaten inanma diye söylüyor.
Dolayısıyla böyle konkordatoya girerseniz batma ihtimaliniz yüksek. O yüzden arkadaşlar diyorlar ki işte yani batandan çıkandan çok batan var. Doğrudur. Demek ki batması gerekiyordur. Beceremeyecektir. Olur. Konkordato'daki para ücreti nasıl tahsil edersiniz? Onu soruyorlar. Sizin de ima yolu sorduğunuz tasarruf adım oydu. Evet, biraz yani biraz yani böyle evet. Hani ucundan ne bileyim yani tattırmak. Hani biz burada tamamen meslekli başlar. Efendim, en güzeli budur. Peşin alırsınız. Konkordato davasının ücreti peşin alınır. O zaman en güzel tarafı o zaten. Yani meslekte her işi peşin alabilirsek İşte tabii ki ya öyle bir şey var ki. Mahkeme sizden peşin alır. Bağımsız evet. Denetim raporunu alan peşin alır. Ön projeyi yazan peşin alır. Mali incelemeyi yapan mali müşavir ekibi peşin alır. Avukatın da peşin alması gerekir. Peşin almıyorsa da bir kısmını da peşin alır. Geri kalan kısmını da avukatın o işi yürütme sürecinde yani o süreçteki becerisidir. Müvekkil de paşa paşa öder bu parayı. Niçin ödemesin ki? İşi iyi yürüyorsa, süreç doğru ilerliyorsa niçin ödemesin? Ama ya parası yoksa gerçekten iflas edecekse nasıl ödesin ondan sonra? Bazen avukat da para kazandırabilir. Peki. Yani bakın şöyle bir şey olur. Konkordato davasına gelir vatandaş size. Anlatır, izah eder. Dersiniz ki ya hemen başvuralım. Israrla der ki ya hayır işte bir ay daha idare edelim. Ben başıma gelen bir vakayı söyleyeyim size. Bir ay daha idare. Niçin bir ay daha idare edelim? İşte şunu nasıl yapacağız? İşte şurayı ödesek, böyle yapsak, şöyle yapsak. Yok dedim onlara hiç gerek yok. Şu an sen bu ay sonu ödeyeceğin çekleri ödeyecek olursan kasanda geri konulamaz bir para harcamak zorunda kalacaksın. Oysa bir ay sonra konkordatoya girdiğinde bu para da cebinde olmayacak. Bu ay sonu konkordatoya giriyoruz. Evrakların hazır. Ben hepsini bitirdim. Başlıyoruz. O ay sonu ödemediği çeklerin miktarı 3 milyon 500 bin. Ama o 3 milyon 500 binle o ay sonu ödemesi gereken çeklerinden çok daha fazlasını 3 aylık periyotta ödedi bitirdi. Çünkü hani paranın kelebek etkisi derler. Der ya söylenir böyle işte sarmalı etkisi. Gerçekten o gerçekleşir. Cebinde nakit para olması lazım. Nakit para bulunması lazım. Avukat olarak onu siz bilirsiniz. Nerede neyi var, nerede ne sıkıntısı var. İsterseniz arkadaşlar soruyorlar taşer üstadım. Diyorlar ki bu işin prosedür kısmını kısaca soruyorlar. O şudur bakın. Bu işte siz işçi alacaklarını engelleyemezsiniz. İşçi ücretlerini ödemeniz lazım. Onu hiç uğraşmayın. Vergiyle, SGK ile hiç uğraşmayın. Ödeyin. Konkordato komiserleri size piyasa borçlarını en azından, bence çok yanlış, hiçbir gerekçesi yok ama saçma sapan 1989 değişikliğinden önce kalan bir kanun maddesinin gerekçesinden atıfla böyle bir şey yer etti. Geçici mühlette borç ödemesi yaptırmıyorlar. Zararı var mı? Yok. Para biriktirirsiniz. Kesin mühlete geçince ödeme yaparsınız. Alacaklılarda sıkıntı yaşayacağınız iki yer vardır. Konkordato da nedir? Tasdik anlaşma diyorum ya, karşılıklı anlaşma. İşçi alacakları, vergi sigortayı kenara atın. Karşınızda iki tane alacaklı kalır. Bir, imtiyazlı alacak. İki, imtiyazlı olmayan alacak. İmtiyazlı alacak, ben size pratik tarafını söyleyeyim. Kanun rehinli alacak diyor ama değildir efendim. Rehinli alacaklılar eşittir banka alacaklarıdır. Bankaların rehine bağlı, rehin miktarında kalan alacaklarıdır. Bakın bunlar konkordato tasdikine tabi değildir. Dolayısıyla sizin konkordato tasdik aşamasına gittiğinizde önünüze gelen tasdik sıkıntısında yaşayacağınız yer şurasıdır. Rehinli alacaklar eşittir banka alacaklılarıyla sizin anlaşmanız koşulları ile diğer piyasa alacaklarıyla anlaşma ihtimalinizdeki koşullar farklıdır. Genel olarak rehinleri bir kenara atalım. Piyasa alacaklarıyla anlaşmanızın şartı 50'ye 51'e 51. Yani 100 alacaklınız var. 51'i evet diyecek. 51 tane evet diyenin alacak miktarı 100 lira borcun 51 lirası olacak. Yarı yarıya geçeceksiniz. Ya da 100 alacaklınızın 25 tanesi evet diyecek. Ama o evet diyenlerin alacak miktarı 75 lira olacak. Yani 100 lira borcun 75 lirası olacak. Bunu yaptıysanız mahkemeye tasdik için götürürsünüz. Süreç içindeki borçların tümünü de ya ödeyip ya muvaffakat almanız
muvaffakat almış olmanız lazım ötelenmesine. Bunu sağlarsanız rehinli alacaklıların anlaşması 3'te 2'dir. Yani hem sayıda hem miktarda. Sizin 3'te 2'yi tutturmanız lazım. Pardon, miktarda 3'te 2'yi tutturmanız lazım. Bunu tutturursanız rehinli alacaklılarla anlaşmayan rehinli alacaklı da en uzun vadeye falan filan uzun bir teferruatı vardır ama işin Türkçesi bankalarla, rehinli alacaklılarla anlaşmanız sizin normal konkorta tasdikinden önce gerçekleşmesi gerekir. Bu konuda da dert etmeyin. Hani bankalara çok yüklendim biraz önce ama bankalarımız bu konuda anlayışlı. Konkorta'ya giren firmalara onlar belirli bir dönem ödemesiz, sonra da 6 yıl, 5 yıl ötelemeli, 8 yıl, hatta 10 yıl, 15 yıl olan da duydum. Yapılandırma yapıyorlar. Her bankayla böyle bir yapılandırmanızı yaparsınız. Dolayısıyla sizin rehinli olmayan, rehinli alacaklılarla mahkemeye sunacağınız anlaşmalar hepsi ayrı da olabilir. Hiç fark etmez. Hazır olarak bulundurursunuz. Anlaşamadığınız kimse kalmaz. Hiçbir dertte kalmaz. Mühim olan sizin şirketi çalıştırıp para kazanabiliyor olmanızdır. Önce tasdiki sağladığınızda bankalarla da bir şekilde anlaşırsınız. Ama bankalarla anlaşamazsanız konkordatonuz bir kağıt parçasına döner. İşin acı tarafı burasıdır. Çünkü rehinli alacaklarla anlaşamadığınızda onlar diğerlerine anlaşma bağlamıyor onları. Anladım. İşte bu konuda tabii bir soru vardı. Siz soruyu da gördünüz herhalde. Ona göre cevapladınız. Aslında evet, yani gelen soruların birçoğu sizin tarafınız. Evet, bu hem o süreci yönetmek, işte alacaklar yani toplantısı sürecini yönetmek. Aslında şu anda yani hemen hemen birçok gelen soruyu ben hani baktığımda konuşmanızda yani hepsine hemen hemen değindiniz. Yani geri kalan kısmı tamamen ya detay oluyor ya da akademik bir sunum oluyor. Peki yani şöyle bir soru sorayım o zaman. Gökhan Bey sormuş, Gökhan Ahi, bunu yönelteyim. Şimdi malum yaklaşık 2,5 aydan beri bir pandemi süreci var. Bizim adliyelerin açılacağı 15 Haziran'da hesap edersek 3 ay gibi bir süre. Ve bu süreçte yani birçok şirket etkilenecek. Önümüzdeki süreçte şirketlerin konkordato işi çoğalır mı? Buna hazırlanmak lazım mı? Bu program yani hani aynı zamanda meslektaşlara bir yani açık çek olabilir mi? İlgi duyacak meslektaşlara. Olabilir, olabilir ama şöyle bir sıkıntı var. Konkordato'ya başvuran firmaların cebitlerinde nakit para olmuyor çok zaman. Geç kalıyorlar. Geç kalmamışsa Gökhan Üstad'ın dediğini yapabiliriz. Nasıl olur? Mahkemeye bir ücret ödeniyor. Bağımsız denetim raporuna ücret ödeniyor. Avukata ücret ödeniyor. Ön projeye ücret ödeniyor. Bakın bunların hepsini yapmaya kalktığınızda, parasını karşılamaya kalktığınızda bazı borçluların borçlarının mühim bir kısmını oluşturacak kadar bir yekün tutuyor bu toplam. Şimdi borçlu da diyor ki ben o kadar parayı verecek yerde size gider borçların bir kısmını öderim. Öbürleri de anlaşmaya çalışırım diyor. Anlaşır, anlaşamaz bilemem. Ama küçük bütçeli şirketlerde bu pandemi sonrası konkordato çok çare olacağını sanmam. Ama büyük bütçeli firmalarda konkordato mutlaka bir çare sağlayacaktır. Böyle dinleyen, duyan, merak eden, soran, soruşturan varsa bu şekilde olan firmalarla ilgili küçük bir tüyo vereyim. Lütfen geç kalmasınlar. O mali analizlerin, ön projelerin, bağımsız denetim raporlarının hazırlanması imkanı nereden baksanız en az 2 hafta. Dolayısıyla 15 Haziran. Evet. Düşünen varsa elini çabuk düşsün, hazırlıklara başlasın. Yoksa çok geç kalabilir. 15 Haziran'da hacizler, icralar başladığında bu baskı firmaları çok kötü etkileyebilir. Anladım. Peki bir soru daha vardı. Şöyleydi. O da hani sizin işte konuşmanızda dosya incelemesinden bahsettiniz ya. Yankı Üstad, Yankı Büyüksezer sormuş. Ya diyor bu dosyayı nereden bulacağız? Ben diyor ya bir o zamana kadar adliyelerde konkordato dosyası görmedim diyor. Bu dosyalar ayrı bir yerde mi tutuluyor? Benim hatırladığım kadarıyla yani iflas dosyaları klasördür. Zaten klasörler dolusudur. Ve onlar da genelde yani ya işte müdürün yani iflas müdürünün yanında olur. Ya böyle bir kilit dolap olur orada yer alırdı. Acaba yani konkordato dosyaları da böyle özel kasalı mıdır, dolapta mıdır, özel yerlerde midir? Herkes açık değil anladığım kadarıyla. O konudaki tecrübeniz nasıl?
Şimdi şöyle, çok sevdiğim kıymetli bir üstadın bir lafı var. Diyor ki, başımdan şapka uçsa düşse adliyenin bahçesine, almam çürüsün orada girmem bahçesine diyor. Yani konkordato davalarını en çok sevmemin sebeplerinden birisi de adliyeye çok az giriyor olmam. Doğru diyor Yankı Bey. Üstad, o dosyayı nerede bulacaksınız? Değil mi? Evet. Yani bakın, o zaman konkordato dosyasını nerede bulursunuz? Mahkemelerde, ticaret mahkemelerinde konkordato dosyaları var. Orada avukatların bütün talepleri var. Karşı verilen cevaplar var. Mahkemelerin verdiği ara kararlar var. Sonra bizim konkordato avukatlarının mahkemelerin reddedilen taleplerine, mahkemelerin reddettiği taleplere karşılık mütalalarla, ayrı özel dilekçelerle, çırpınışları, uğraşmaları, aman ne olur bir daha talebimizi inceleyin diye böyle doktrinden inciler saçtıkları dilekçeleri mevcut. Hepimiz yapıyoruz. Çare yok, çözüm üretmeye çalışıyoruz. Yani böyle anlatıyorsunuz olmadı, böyle çeviriyorsunuz. Bir daha farklı anlatmaya çalışıyorsunuz. Ben bugün kendi yaşadığım olayda mesela konkordato dosyasının uzantısı bir dosyada icra ceza mahkemesi hakimiyle gidip konuştuğumda ya bayağı bir yer yani. Yazıhanemden kalktım. Bu yağmur çamurda bugün gittim 70 kilometre. Vardım icra ceza mahkemesi hakimine, anlattım durumu. Vallahi haklısınız dedi. Ama dedi, benim konkordato'dan haberim yoktu dedi. Dedim, doğru. Olmasına imkan yok. Ama şimdi var dedim. Şimdi haberiniz oldu ve bu ara kararı kaldırmanız gerekiyor. Yoksa ben dedim şirketi yürütemiyorum. Konkordato sürecini ilerletemiyorum. Hakim inceledi. Dedi ki tamam, değerlendireceğim, bakacağım. Yani bu çok şey yaşanan bir süreç konkordato'da. Onun için hani Yankı Bey'in dediği gibi dosyanın tümünü göremeyebilirsiniz. Ama dava dosyasının ana aslını, evraklarını ticaret mahkemesinde görebilirsiniz. Tarafların çok birebir takip etmediği, hakim duruşma yaptığı da en fazla 3'tür, 4'tür. O zamanlarda adliyede buluştuğu bir yerde dava dosyaları bir kenarda durur. Gider mahkeme kaleminden meraklı bir arkadaş inceleyebilir. Ben mesela iflas dosyası incelemeyi severim. Kendi adıma söyleyeyim. İflas kararı verilir, dosya iflas mahkemesine alır, iflas müdürlüğüne indirilir. İflas müdürlüğüne indirilen dosyayı alırım, incelerim. Neyini incelersiniz? Ben o dosyada alacaklı olan bir kişiysem ticari defterlerine kadar incelerim. Açarım YM defterini, defteri kebirini, envanterine bakarım. Ne görürsün dersen tecrübeyle görürüm göreceğimi. Yani uğraşmak lazım ki, işte aramak lazım ki bulasınız. Tasavvufta bir deyim var. Arayanlar bulamaz, bulanlar arayanlardır diyor. Neyi aradığınızı bilirseniz bulursunuz. Mutlaka yeri vardır yani bunun. Dolayısıyla bu mesaj Yankı Üstad'a ve Yankı Üstad gibi düşünen meslektaşlara. Yani aradığı takdirde bulabileceğini, ilgisi olduğu takdirde bulabileceğini yani hani siz ne evet, bir şekilde ifade ediyorsunuz. Şöyle saat bayağı ilerlemiş, bir saat 15 dakika olmuş. Şimdi tabii ki herkes kendi program dahilinde hareket ediyor. Biz bir saatlik bir yayın yani öngörmüştük ama bir saat 15 dakika olmuş. Gelen sorular toparlayacak olursak. Aynur Hanım, yönelteceğin soru var mı? Evet evet, benim gibi komiserliği merak edenler olmuş. İki tane daha komiserlikle ilgili sorumuz geldi. Biraz daha yani çok, tamam, hemen evet, onları da ben de çünkü çok merak ediyorum onları. Komiserlik için siz şey demiştiniz, hani komiser olarak atanabilirsiniz ama aslında gene diğer yanınızdaki komiserlere sorup da öğreniyorsunuz. İzleyicimiz demiş ki pek yanında herhangi başka bir komiser yoksa tek başımaysam ne yapacağım? Hemen ikinci soruyu da yönelteyim, ikisinin cevabını beraber alalım. Diğer başka bir soruda da şöyle bir ifade var. Biz evet BDS raporları buluyoruz. Bu konuyla ilgili uzman avukatlara belki ulaşmamız kolay olabiliyor ama komiserler konusunda daha yetkin olmalarını bekleriz. Bu noktada acaba komiserlikle ilgili herhangi bir geliştirme yapılması falan hiç bekleniliyor mu? Böyle bir şey var mı? Yani mevzuat geliştirmesi mi yoksa kişilerin kendilerini geliştirmesi mi? Kişilerin kendilerini geliştirmesi. Çünkü biraz önce şey de söylemiştiniz. Komiserlik için işte kurslar açılıyor. Bu kurslar sayesinde komiser olunabiliyor diye. Demek ki belki de o kursların da kendi derslerini, o kurs programlarını belki gözden geçirmesi gerektir. Hiç sektörde bu şekilde şeyler konuşuluyor mu? Konkordato komiserlerin nitelikleriyle ilgili hiçbir çalışma yok. Demin bir iki defa da söyledim meslektaşım. Bu alan üvey evlat. Yani
Adalet Bakanlığı'nın bu konuyla ilgili ben somut çalışmasını hiç icra klas hukuku, tasfiye hukuku ile ilgili özel bir çalışmasını hiç duymadım. Konkordo komiserlerinin niteliklerini geliştirmekle ilgili özel bir gayretleri de olacaklarını sanmıyorum. Şöyle bir şey yaptılar. Kanunu yaparken Konkordo komiserliğinin dediler şekli şemali yönetmelikle belirlenir ve muaf olacakların da dediler şeyde yönetmelikle belirlenir dediler. Ve oraya dediler ki iktisat, işletme, hukuk işte benzeri birkaç şey ya da böyle bir şey hatırlamıyorum şimdi yönetmeliğin maddesini falan falan alanında doçent ve profesör olan kişiler de dediler Konkordo komiserliği eğitimi almak şartı yoktur. Onlar bundan muaftır dediler. Şimdi devlet kendince şöyle işi kurtarmaya çalıştı. Dedi ki mali müşavir, işletmeci, bir finansçı, bir mali müşavir, bir finansçı. Bir de dediler hukuk hocası bulduk mu bu iş bitmiştir. Ben hukuk hocalarından gördüm. Mali müşavirden de finansçıdan da çok da iyi komiserlik yaptıklarını. Konkordo komiserleri üçlü çalışırlar ama mahkemenin takdiridir. Beşli de çalışır, tek de çalışır. Tek de çalışma imkanı var. Tek de çalışma imkanı var. O yetkinliği gösterecek komiser çok az. Anladım. Ben gördüm mü? Gördüm. Ama zor ve hummalı bir evrak işi olduğu için komiserin de işi zorlaşacaktır tek başına. Aslında bir şey söyleyeyim mi? Komiserlerde aslında ne kadar çok komiser sayısı varsa o kadar çok evrak, o kadar çok bürokrasi var demektir. İlginç bir şekilde hep tek sayı yapmaya çalışılıyor. Bence bir mali müşavir, bir hukukçu yeterlidir. İşletmesi bozuk bir firmaya, bir finansçıyı sizin Konkordo komiseri atadığınızda başka bir şey vardır. Ticaret hukuku değil de ticarette. Şirketi yönetene genel tabiriyle bakın bugün dünyada CEO deniyor. Bir de o şirketin parasını idare eden birisi vardır. Bazı şirketlerde ona da CFO derler. Yani paranın başında duran adam. Girene ve çıkana bakan kişi. Bizim şirketlerimizde CFO diye tabir edilecek birisi olması lazım finansçının. Zaten Konkordo ilan etmiş. Ortada öyle çok âlâ bir tahsilat durumu, finans olarak idare edilmesi gereken bir yer de yok bence. Hani olsa böyle bir CFO gibi yetkinlikle şirketin başına oturtmak mümkündür. Hiçbir komiser de öyle bir sorumluluk almaz. Yani şirketi bizzat yönetmez. Yani eski tabirle, iflas ertelemedeki tabirle şey olmaz bizde. Yani beni mesela atasalar kabul etmem öyle bir şey aslında. Yönetim kayyumu olunmaz. Zor iştir. Bizdeki mali mevzuatla, vergi mevzuatıyla her şeyden şahsen sorumlu olursunuz. Kimse girmez bu topun altına. Denetim kayyumu olunur. İşte o komiser de, finansçı komiser de belki böyle CFO gibi görevlendirilebilir ama bizde hayal olacak bir şey. Onun için en doğrusu, işin özeti bir mali müşavir, bir hukukçu olmadığı bir hukukçuyla idare etmek de yeterlidir. Çünkü hukukçu komiserle sizin hukuki konuyu konuşmanız ve değerlendirmesi daha mümkündür. Evet. Ama mali müşavir mali konularla ilgilenecektir. Tek kalması gerekiyorsa hukukçu komiser bence yeterlidir. Mali müşavir desteğini dışarıdan da isterse raporlarla alabilir. Ha, ondan sonra bağımsız denetim raporları dediniz. Tek komiser evet çok az olur dedim. Bağımsız denetim raporlarını okuyoruz. Orada ne dedi izleyici? Şöyle bir soruydu o da. Biz BDS raporu için ya da avukat danışman almak için yetkinlikte insanlar buluyoruz. Ancak komiserlerde sıkıntı yaşıyoruz demişlerdi soruda. Keza size bunun cevabını biraz önce ilettiniz. Komiserde sıkıntı yaşamanız çok normaldir. Yani çünkü kaynak yok. Yetişmiyor öyle bir kaynak. Çok zor. Evet. O zaman ben size küçük bir şey söyleyebilir miyim? Taşer Üstad'ım. Avukatlar da yarın bir gün ilerleyecekler baro yönetimlerinde, barolar birliği yönetiminde yer alacaklar. Lütfen meslektaşlarım, icra iflas hukukuyla ilgili yapılacak olan kanuni düzenlemelere, İstanbul Barosu gibi büyük bir baronun, Türkiye Barolar Birliği'nin mutlaka müdahale olması gerekir. Bakın önümüzde bizim bu işle ilgilenen avukat arkadaşların yaşadıkları çok temel bir problem var. Bankacılar burada kızarlar ama işin doğrusu budur. Bizim şu anki kanunumuzda Konkordo tasdikte 50 artı 51-51 diye anlattım ya basit niteliklisi 25'e 75 anlaşma şekillerinde. Bunlarla bağlı olmayan birisi var. Rehinli alacaklar.
Bakın rehinini alacaklar, alacaklarına faiz işletiyorlar konkordatoyla beraber. Kesin mühletle beraber. Onlar faiz işletebiliyor. Kesin mühlette normal alacağı faiz işlemiyor. Ama gel gör ki rehinini alacağı işlemeye devam ediyor. Adam rehin de almış, alacağı da garanti. Niçin faiz işletiyoruz? Sonra rehinini alacaklı niçin farklı oluyor diğerlerinden? Hiç olmazsa alacağını o tasdik içinde alamayacak olsa da rehin miktarınca sonrasında her zaman alabilecek bu kişi. Rehinini alacak diye siz dönüyorsunuz diyorsunuz ki siz bu konkorda tasdik sürecinin dışında olun. Sizin tasdikiniz ayrı olsun. 308'lerde 350'lerde ayrı bir madde düzenlenmiş. Oraya gidiyor o iş. Bu yanlış bir şey. Bizim baroların, meslek konfederasyonlarının bunlara zamanında eğilmesi lazım. Bankalar bunu bütün güçleriyle, kuvvetleriyle yapıyorlar. Bankaların çeyreği kadar olsak bu düzenlemelere zamanında karşı çıkarız. Esnaf Sanatkarlar Konfederasyonu'na bu düzenlemeler yapılırken ben kendim bizzat aradım, ulaştım. Dedim bakın sizin üyeleriniz yarın konkordato ilan edecekleri oldukları zaman kanunen aranan raporların niteliği değiştiriliyor. Mecliste görüşmeler var. Bakın bunlar çok ağır şartlar. Sizin üyeleriniz yarın konkordato ilan edecekleri zaman o bağımsız denetim raporunu, istenen nitelikteki yeni değişiklik beklenen raporu tanzim etmeleri çok zor. İmkansız gibi bir şey. Buna zamanında müdahale edin. Ne yapacağız? Verilen cevap bu. Bizim barolarımızın da etkin olması lazım. Barolar Birliği'nin de etkin olması. Bunun için ayrı özel komisyonun mutlaka bulunması lazım. İcra İflas Kanunu mutlaka değiştirilmesi lazım. 1928 tarihli bir kanunla bunu yapamayız. Artık olmuyor. Elbise bu vücuda, bu bünyeye uymuyor. Bunu şöyle düşünün. Siz 1928 senesindeki aracın kaportasını şimdiki 400 beygirlik aracın üstüne monte ediyorsunuz. Diyorsunuz ki kaporta dursun. Durmaz o kaporta. Çünkü bu motorun kuvveti 60 beygir değil artık. 400 beygir. Bu çağın insanının kullanmak istediği, binmek istediği araç bu. Bunun kaportasını, vidasını değiştirmeniz gerekir artık. İcra İflas Kanunu aciliyetle değiştirmemiz gerekiyor. Yoksa bu başımıza çok büyük sıkıntılar çıkaracak. Zaten o büyük değişiklikle beraber, bakın bu konkordato hukuku da değişecek, tasfiye hukuku da değişecek. Devlet artık buna başka bir çare düşünecek kanun koyucu. Ama bunun içinde lütfen biz avukatlar olarak yer alalım. Ama ben maalesef meslek örgütlerinden böyle bir destek göremiyorum da, duymuyorum da. Kendi şahsım adına 3 kere gittim Adalet Bakanlığı'ndan icra ceza suçlarının kaldırılmasını, hukuk işleri genel müdürüne de, personel işleri daire başkanına da, Adalet Bakanlığı müsteşarına da, İstanbul'dan Ankara'ya duruşmaya giden bir avukat olarak gittim, randevu aldım, anlattım, izah ettim bu meslek hayatımın içinde. Güldüler bana, dediler ki ya niye değiştiriyoruz? Karşılıksız çek suç olmaktan çıkarılsın diye 3 kere dilekçe verdim. Çıkarttılar. Sonra tekrar aynı şekilde suç yaptılar. Şimdi bir facia yaşıyoruz. Bakın bunları düzeltelim ki biz de modern hayata uyabilelim. Avrupa'da örnek aldığımız, iktibas ettiğimiz hukukta çekini ödemezsen, senedini ödemezsen, protesto olursan ticaretten diskalifiye olursun. Üstad, orada da işte şu nasıl iflas erteleme kurumunu biz yani suistimal ettik, onu dejenere ettiysek, şimdi konkordato veya diğer yani işte kurumlar, bu çek bizde yani senedin yani eş anlamlısı haline gelmiş. Evet. Biz tabii Avrupa'dan kurumları alıyoruz, Avrupa'dan hukuku alıyoruz ama uygulamamız o şekilde değil ki. Yani kanun, elbise ve vücut olayını söylediniz. Tamam, bizim aldığımız hukuk yani elbisemiz Avrupa'yı ama vücut yani Orta Doğulu. Uygulamamız yani hani maalesef bu konuda örtüşmüyor. Ama bakın çok suistimale açık olduğu gibi yani bu konuda da maalesef hem yani sektörün temsilcileri değilim. Yani işte borçlular değilim, şirketler değilim. Yani ama aynı zamanda işte bunların bir araya geldiği uygulama kısımlarına bakıyorsunuz. Yani birçok suistimaller var. Birçok yani hani işte kötü örnekler var. Bahsettiğiniz şeylere katılmakla beraber orada yani hani işte anlatım diyorsunuz ya. Çekin yani cezasının kaldırılmasını istedim. İcra ceza suçlarının kaldırılmasını istedim. Ama maalesef bizde insanlar
şirketler, borçlular o sopayı görmeden bazı şeyleri ödemiyor. Ama yani, şimdi şöyle diyeyim, çok basit. Hani bir tarihlerde... Mesela üstadım, çok basit bir şey söyleyeyim bakın size. Türkiye'de teşhide edilen her 100 çekin, yarın araştıralım Bankalar Birliği'nden isteyelim bu belgeleri ya da hazinede, Merkez Bankası'ndan karşılıksız çeklerle gidiyorlar. Türkiye'de teşhide edilen 100 tane çek varsa bir yılda, 1 Ocak'tan 31 Aralık'a kadar, bu çeki kim tahsil ediyor diye bakalım. Çekin ticari çek olduğunu, lehter olduğunu da varsayalım. Hamiline yazılmadı diyelim. Artık zorlaştırıldı ya hamiline yazılmak. Şimdi bakın, 100 çek yazıldı 100 kişiye, 100 lehtara. O 100 lehterden ancak 5 tanesi tahsil ediyor bu çeki. Geri kalan 95 çeki ya banka tahsil ediyor ya faktöring tahsil ediyor. Yani karşılıksız çekin suç olması ya da çekin ibrazında karşılıksız kalmasının suç olması kanunu tadille faktöringlere ve bankalara yarıyor. Onların kredibilitesinin garantisini teşkil ediyor. Yanlış. Normal ticari hayata dönelim. İktibas ettiğimiz hukukta Avrupa'da çekini yazdın, senedini verdiysen ödeyeceksin. Ödeyemezsen diskalifiye olsun. Diskalifiye olmayı kabul edelim. Biz hepimiz patron olmak istiyoruz ülkemizde nedense. Bizim ülkemizde herkes aynı anda 3 gün sonra ticarete başlayıp 4. gün Mercedes'ine binip Audi'sinden turlamak istiyor. Bunlar olmaz. Her şey zamanla. Olgunlaşmayı hak ederek kazanmayı kabul etmemiz lazım. Bu biraz da bize şımarıklık sağlıyor. Yani... Adam geliyor benim memleketimden mesela. Ben İzmir Bergamalıyım. Oradan dağın tepesinde bir yerden İstanbul'a geliyor. Biraz bir şey öğreniyor. Bir şirket kuruyor. Bir sene geçiyor. Tak adam eline bir çek koçanı veriyoruz. Bakın çek verdiğiniz zaman da ne oldu? 9 ay sonra ödeyeceğim. Kim kime kredi verdi? Malı veren, bakın, malı veren ne yapıyor? Kredi veriyor adama. Sonra o çek ödenmeyince ne oluyor? Toplumsal hayat karman çorman oluyor. Sonra konkorta dosyaları oluşmaya başlıyor. İflas ertelemeler, konkorta. Bakın bunlar çok zor şeyler. Biz gerçek hayata dönmemiz lazım. Gerçek hayata dönmek için de gerçekçi davranmamız lazım. İşte onun için de hukukta reform, yani diyoruz ya işte yapısal reformlar diyor. Aslında ticari hayatta, toplumsal hayatta yapısal reformlar yapmak lazım. Bunu bilmiyorum, yani o dönüşümü birlikte getirmek gerekiyor. Yoksa yani en işte kanunlardan bahsettik. Yani güncelledik, kanunlarımızı değiştirdik. Fakat yani bakıyorsunuz ticari hayat birçoğu yine aynı bildiğimiz usulde devam ediyor. Şimdi bu pandemi sürecinden sonra da yine artarak devam edecek bu konkordato yani süreçleri. Devam edecek. Netice itibariyle öyle bir öngörünüz var mı sizin de? Artacak bence, artacak. Ama yani bu karşılıksız çek suç olmaktan çıktığı gibi devam etseydi biz avukatlar rehin sözleşmeleri düzenleyerek para kazanacaktık. Şimdi meslektaşlarım eleştirirler. Karşılıksız çek niye suç olmaz? Çıksın diye de. Normal hayatın avukatı olacaktık bize. Gerçek hayatın avukatı olacaktık. Hayal dünyasının içinde yaşıyoruz. O çekten icra takipleri yapıyor. Konkordo devam ediyor. Ama maalesef çok zor. Yani yöneticiler hapis cezalarıyla, riskleriyle karşı karşıya. Ben Konkordo firmasını mı idare edeceğim? Karşılıksız çek belasıyla mı uğraşacağım? Hangisini istiyor devlet benden? Yani Konkordo ilan etmiş bir firmanın yetkilisi kalkıp o şirketi yönetmesi beklenir. Karşılıksız çek cezası kapıda. Komisere söylerseniz, öde derseniz ayrıcalık şey alacaklar arasında ayrıcalık yapamam der. Ne yapmamızı bekliyorsunuz? Gerçek olmayan şekilde davranmaya zorluyor bunlar insanları. Bu yanlış. Yani biz gerçek davranalım. Hayat neyse, gerçek neyse onu yaşayalım. Hayal dünyasında yaşamayalım. Çekler bizi hayal dünyasında yaşatıyor. Yani konuya bir yan tarafta paragraf açmaya çalıştım. Konkordato'nun gelmesinin sebebi, hani iflas ertelemenin kalkmasının sebebi de buydu işte. Gerçekten koptu iflas erteleme. Gerçekten koparsa yeni gelen mevcut düzenleme bu. Bu düzenleme iyi mi? İyi. Daha da iyi olabilir. Ama buna hep beraber gayret etmemiz gerekiyor. Lütfen bizim meslek örgütleri bunun için biraz daha eğilsin. Biraz daha gayret göstersin. Evet, ben şöyle toparlayayım. Şimdi yaklaşık 1,5 saat oldu. 1 saat 31 dakika olmuş. Biraz toparlamak ve yani yayını sonlandırmak istiyorum. Çünkü
hem uzadı hem de yani arkadaşlarımız, dinleyicilerimizin birçok programı olabilir. Saatte yani 10.30 olmuş. Ben aslında hani o meslek örgütlerinin daha baskın olmasını ifade ettiniz konuyla alakalı. Evet. Bu süreçte de esasında hani bu işi bilen, bu işin eleştirisini yapan bir meslektaş, bir üstad olarak esasında yani hani bizim avukat hakları grubu tabii ki bu alanda bir işte baroya talip bir grup. Siz de yani bu alanda bence özellikle baroda hem bu komisyon kurulması, hem merkez kurulması, hem de bunun Barolar Birliği, bakanlık veya o komisyon nezdinde çalışmalarda bizatihi yer almanız lazım. Hani bize hep eleştiri yapılır. Fakat yani o eleştirinin kurumsal olarak yansıması için Ankara'ya gidip bakanlıktan, hukuk dairesinden bu konuyla alakalı hani randevu görüşmek, evet takdir aşağıyan, ama bence bu konuda daha kurumsal, daha böyle organize hareket etmek adına size de görev düştüğünü düşünüyorum. İcra iflas hukuku hakikaten biraz üvey evlat görülüyor, üvey evlat muamelesi yapılıyor. Bunda biraz meslektaşların da, herkes yani hani ben 96 mezunuyum. Yapalım, bizi seçsinler avukat haklarını, o zaman yer alalım. Ben aynı çağrıyla İstanbul konu... Barosu'na da gittim zamanında. Oradan da biz nereden evet. para kazanacağız evladım şeklinde uğurlandığım için bir daha gitmedim. Tabii kendi, yani biraz herhalde avukatlık avukatlıkla ilgili anlatılan tabii şeyler var evladım. Yani hani ben yıllardır o işte ne bileyim dosyayla geçiriyorum ya onun gibi. Maalesef ama sonuç itibariyle biz yani hani doğru olanı savunmamız lazım. Doğru olanla beraber olmamız lazım. Sonuç itibariyle yani hani bileyim, kurumlar daha önemli, kavramlar daha önemli. Çünkü bu aynı zamanda hem mesleği hem meslektaşa yönelik itibarı da zayıflatan şeyler. Yani işte duyarız yani hani işte bileyim avukatla ilgili bazı eleştiriler. O doğrultuda da yani hani bence icra iflas hukuku da bunun yani başlangıcı. Bu alandaki eleştiriler maalesef avukatlar için, hukuk için genel geçer kabul ediliyor. Onun için de yani bu saygınlığı bu alanda da yani icra iflas hukuku alanında da, konkordato hukuk alanında da yani gösterebilmek adına üstad size çok iş düşüyor yani. Tabii ki bizler de yani hani organize... Fırsatı verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum üstadım. İnşallah bir merak uyandırabilmişizdir. Bence yani hani bende bile merak uyandırdınız. Yani konkordato anlatmaya gelmedik ya da konkordato konuşmaya gelmedik. Konkordato hukukunda avukatlık nedir onu konuşuyoruz. İnşallah meslektaşlarımıza bir merak uyandırabilmişizdir. Bizim programın amacı da zaten o. Dolayısıyla da yani bazı sorular var. Hani meslektaşlar kusura bakmasın. Onların yani hani birçoğunu yöneltemedik. Yani işte... Ama konkordato konuşmuyoruz. Mühim olan avukat. Evet, konkordato konuşmuyoruz. Ya bu alanı avukat meslektaşlara sevdirebilir miyiz? Açabilir miyiz? Bu alanda yani hani bir merak uyandırabilir miyiz? Mesele bu. Bizim programımızın amacı da bu. Yoksa yani detay. Hani buradan bir nüans yakalar mıyım? Hani olur ya bazen bir seminer olur. Bir yani hani bilim konuşmacı davet edilir. Orada yani çok böyle özellikle de önünde bir dosya var. Onun yani hani detayıyla ilgili sorular gelir. Hani bizim programımızla alakalı yani böyle bir durum yok. Onun için de meslektaşlarım veya izleyicilerimiz alınmasın. Hani bazı detaylar sorulmuş gibi gördüm ben. Onları yani size yöneltemedim. Detaylara ben ipucu verdim. İsmen zikrettim üstadım. Evet. Orada çok rahat görülür. Aynen o şekilde. Onu da yani hani ben de vurgulamak, altını çizmek istiyorum. Bir de bu konuda hani sizden şunu belki bekleyebiliriz. Bu anlatımınız o kadar keyifli ki ben yani çok keyif aldım. Normalde yani daha fazla soruluyorum ama evet. Ben de katılıyordur. Hani, 1 saat 35 dakika bayağı bir uzun süre. İkincisi de sorular yani hani genelde karşılık bulduğu gibi ben de yani soru sorarak onu bölmek istemedim. Fakat yani bu yetkinliği benim yani hani sizde yönelik bir de tabii ki biz hem dönem arkadaşıyız hem de yani görüşüyoruz. Bunu normal sohbetlerde dile getireceğim. Bu yetkinliği bence baroda veya bilemiyorum ama böyle bazı merkezler oluyor. Hukuk eğitim merkezleri, işte üniversitelerin. O kısımlarda değerlendirmenizi ya naçizane tavsiye ederim. Çünkü öyle gelen sorular da var. Yani hani nereden bu bilgileri alabiliriz? Nereden yani hani biz kendimiz yetişme konusunda bir müracaat edebiliriz? Naçizane ben onları da önerebilirim. Tavsiye ederim İhsan Üstad. Ben şimdi sorarsa ben sorulara hazırım. Her zaman arayıp sorabilirler. Sorun. O zaman son sözü ben ekleyecek bir şeyiniz varsa onları toparlamanızı istirham edeyim. Onun dışında Aynur Hanım'a bırakıyorum sözü. Aynur Hanım buyurun. Peki. İhsan Bey çok teşekkürler katılımınız için. Çok değerli bilgiler verdiniz bize. Gerçekten hap bilgiler diyebileceğimiz eğer bu alana yönelmek isteyen kişiler varsa nerelerden başlaması gerektiğini. Hatta bende de bayağı ilgi uyandırdı ve bazı notlar aldım.
Size mesela şeyi soracaktım, işte bunu takip edeceğimiz herhangi bir blog kitap var mıdır diye. Siz zaten söylediniz, Talih Uyar'ın kitapları çok rahat okunur. Bunu söyleyebilirim. Basit. Hemen küçüktür. Şu Avukat Talih Uyar Yeni Konkordat Okumumuzun Temel İlkeleri. Basit giriştir bu. Bundan sonrası gerisi monografik eserdir. Yani çok bununla ilgili kitap var şu an Konkordato ile ilgili. Basit olarak kanunu tanıma rehberidir. Okursunuz, ondan sonra gerisi devam eder ama kafanızda problem oluyorsa eğer daha bu ilk kavramlar, o zaman her zaman için şunu düşünmek lazım. Sadri Maksudi Arsal, hukuk profesörü, onun dediği bir laf vardır. Ben stajyerlerim geldiği zaman kütüphaneden o kitabı aldırırım. Derim ki ön sözünü okur musun? Ön sözünün üstünde girişte bir ithaf var. Bakın orada onu bir okuyun derim. Orada der ki rahmetli üstad, biz hukukçular da kelimelerle konuşuruz ama kavramlarla anlaşırız. Lütfen kavramları okumaktan uzaklaşmasınlar. Hukukçu her zaman için yetkin bir konuşma tarzını amiyane halk tabakasından farklı olarak güncel vakaları bile farklı değerlendirmekle ilgili bir yetkinliğe kavuşmak zorundadır. Bunun yolu, yöntemi de okumaktır. Yani okunduğunda mutlaka bu ülkede çok güzel kaynaklar var. Hı hı. Onları aşmak bizim vazifemiz olması lazım. Yani her zaman için çok çalışmak, sevmek, gayret etmek, çalışmak ve ürün vermek. Evet. Bir de toparlayacak olursak, ben komiserliğe ilişkin çok merak ediyordum. Gerçekten de programa katılanların ya, da avukat arkadaşlarımın komiserlik onu yapamayacağımı öğrendim ama bu sorularım da... Bakın o konuda çok soru gelmesinin temel sebeplerinden birisi, işin açığını söyledim, çok iyi bir ücret ödeniyor olması komiserlere. Aylık olarak bir şirketten alınan ücret 5 şirkette çarpıldığında İstanbul şartlarında hali hatırı sayılır bir para eder. Yani bu dikkate çekmemesi. Bu şey olarak değerlendirilsin. Hayır, bu şey olarak değerlendirilsin. Konuya insanları cezbeden bir sebep olsun. Sebepsiz bir şey var mı? Yani gayet güzel bir şey. Başlamak için iyi bir sebep. Belki gelecekte farklı bir noktaya taşıyabiliriz komiserliği. Evet. İnşallah. İnşallah. Gayret edersek hepsi olur efendim. İhsan Üstad, çok teşekkür ediyoruz. Bayağı uzun bir yayın oldu. Gayet yetkin bir yani hani konuşma oldu. Tecrübelerinizi, birikimlerinizi bizlerle, izleyicilerimizle, meslektaşlarla paylaştınız. Çok çok teşekkür ediyoruz. Ben de çok teşekkür İyi akşamlar ediyorum. Diliyoruz. Aynen, Paşar Bey. Çok sağ olun. İyi akşamlar. Sağ olun. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Evet, ikinci programımız çok daha böyle verimli geçti diye düşünüyorum. Hani bu konuda bırakmışlar da geçen haftaki programda haksızlık etmeyelim ama konkordato hukuku alanında hani İhsan Üstad'ın yetkinliği had safhada, pratikteki bilgileri tabii bir de iflastan geliyor, icradan geliyor. Yaklaşık bir 23-24 yıllık da bir birikim var. Dolayısıyla da sunumu çok yani faydalı oldu. Bence bir merak uyandırdığımızı düşünüyorum. Bu konuyla da alakalı tabii kendisine yani o tavsiyemizin de etkili olacağı kanısındayım. O da nedir? Hani hitabeti de düzgün içerisinde yani işte daha önceki somut dosyalardan da anlatılan tecrübeleri var, anekdotları var. Aslında böyle bir akademik yönü de var. Onun için de gerek bu merkezlerde diyelim baroda yoksa da yani kurması veya üniversitelerin bu hukuk eğitim merkezlerinde bence görev almalı. O konuda yani kendisine ben haricen de yine tavsiyelerimi ve görüşlerimi ileteceğim. Çok faydalı oldu. Ben izleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Sorularıyla katkı veren birçok meslektaşımız zannedersem cevaplarını buldu. Bazılarına belki cevap verememiş olabiliriz ama biraz detay gördüm ben. Bu detayları da son herhalde Yeni Konkordato Hukukunun Esasları diye Talih Uyar Hoca'nın, çok kıymetli hocamızın, avukat meslektaşımızın kitabını, uygulamaları aslında Üstad bahsetti başta da. Onları evet, Yeni Konkordato Hukukumuzun Temel İlkeleri başlıklı bu kitabı okumaları halinde zaten bayağı bir yani hani aydınlanacaklarını, bilgi sahibi olacaklarını, gerisinin tamamen avukatlık merakı, ilgisi, çabası, süreci yönetmesi olacağını düşünüyorum. Tabii avukatlık aynı zamanda takip işi, aynı zamanda nosyon işi,
bunu birleştirebilirse zaten bu alanda ilerleyecektir. Örneği de İhsan Üstad. Dolayısıyla da tavsiyemiz o yönde olacak. Ben izlediğiniz için herkese çok çok teşekkür ediyorum. Önümüzdeki hafta yeni bir niş alan konusunda buluşmak üzere. Herkese iyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar. Aynur Hanım, söz sizde. Ha yok, ben de sizin artık söyleyeceğiniz bir şeye ekleyecek bir şeyim olamaz. Evet, İhsan Bey gerçekten kendisi bu konuda zaten çok yetkin. Keza geçen haftaki program konuğumuz Burak Bey de kendi alanında çok yetkin bir isimdi. Bakalım önümüzdeki hafta kimler bizimle beraber olacak? Nasıl bir program bizi bekliyor olacak? Evet, görüşmek üzere. Herkese iyi akşamlar. İyi akşamlar, sevgiler.